Günaydınlar. Bugün 30 Nisan Cuma. Haftanın son iş günündeyiz ve ayrıca Nisan ayını da yavaş yavaş noktalıyoruz artık. Yeni bir aya merhaba demeden önce yine karşınızdayız. Ben Nerden Bingöl. Sabah Haber ekibiyle birlikte yayındayız. Nerelerdeyiz? Facebook'tayız. Yayınlarımız devam ediyor internet üstünden de. YouTube kanalımızdan da yine aramıza katılabilirsiniz. FM 100.1, 102, 90.6, 89.6 da radyo frekanslarımız, yayınımız eş zamanlı olarak başladı. Önce gündemimize bakıyoruz, sonra manşetlere geçiyoruz. Gündemdeyiz bakalım. Sağlık Bakanı Üstel, Lapta Sağlık Merkezi'ni ziyaret edecek. Ziyareti saat 9'da gerçekleşecek Girne'de. Lapta Sağlık Merkezi'ni ziyaret edecek. Mesleki Teknik Öğretim Dairesi'ne bağlı Köy Kadın Kursu Merkezlerinde görevli öğretmenler ve kursiyerler tarafından SOS Çocuk Köyü yararına üretilen ürünler Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu'na teslim edilecek. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı toplantı salonunda yer alacak saat 9'da. Başbakan Saner İstanbul'dan gelişinde bir basın açıklaması yapacak, canlı olarak aktarılacak saat 11'de. Bakanlar Kurulu toplantısı var, yine canlı olarak aktarılacak. Bakanlar Kurulu toplantısı da saat 16'da. Manşetlere geçtik. Bakalım, Haberatör gazetesiyle başlıyoruz. Görüşme zemini çöktü manşette. Gazete paylaştı manşet haberini. Cenevre zirvesini manşete aldı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cenevre'de 3 gün süren 5+BM gayri resmi Kıbrıs toplantısında resmi müzakerelerin başlaması yönünde yeterli zemin bulamadıklarını açıkladı. Guterres'in değerlendirmeleri var. 27 Nisan Salı günü başlayan, dün tamamlanmıştı toplantılar. Toplantıların ardından Birleşmiş Milletler binasında açıklama yapıldı. Gazetecilerin soruları yanıtlandı. Guterres basın açıklamasında, henüz yeterli ortak zemin bulamadık ancak ben vazgeçmiyorum. Benim gündemim basittir. Birlikte barış ve güvenlik içinde yaşamayı hak eden Kıbrıslıların refah ve güvenliği için mücadele etmektir açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre'de düzenlenen 5+1 gayri resmi toplantılara yeni siyaset ve yeni tezlerle katıldıklarını vurgulayarak artık Kıbrıs'a yenilikler gelmesi gerektiğini belirtti. Tatar, görüşmelerde egemen eşitliğe dayalı iki devlet modelini ilgili taraflara ilettikleri belirtilerek artık Kıbrıs Türk halkının eşit kimlik ve egemenliğinin herkes tarafından kabul edilmesi gerektiğini vurguladı. Artık masada bir anlaşmanın sağlanabilmesi için egemen eşitliğimizin ve eşit kimliğimizin tanınması gerektiğini söyledik diyen Cumhurbaşkanı, masadan kalkarken karşı taraf Kıbrıs Cumhuriyeti, biz toplum lideri bu olmaz. Onlar cumhuriyet olarak, biz de kısıtlamalar altında yaşamaya devam ettiğimiz sürece hiçbir zaman karşı taraf bizimle eşit bir şekilde paylaşım niyetinde olmaz. Bunu zaten defalarca tecrübe ettik ifadelerini kullandı. Rum lider Nikos Anastasiadis, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin kusursuz bir tutum sergilemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Guterres'in Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye'nin arzu ettiği çözümün BM ve AB tarafından kabul edilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığı hususunda Kıbrıs Türk toplumu ve Türkiye'ye yönelik net olduğunu iddia etti. Yeni oldu bittilerden kaçınılması gerektiğini söylüyor Anastasiadis. Kıbrıs'ı iki kesimli, iki toplumlu bir federasyon temelinde yeniden birleştirecek bir çözüm bulunması için aynı tutarlılıkla çalışmaya devam edeceklerini söyledi diye gazete paylaştı manşet haberini. Haksen tok açın halinden anlamaz dedi. Haksen'in açıklamaları var. Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Sayın Erhan Arıklı'nın 3 aydır KKTC Hava Sporları Federasyonu bütçesini vermediğini iddiaları var. Bu nedenle faaliyetlerin yapılmadığını, çalışanların maaşlarını alamadıklarını kaydetti diye aktarılıyor. Bizim ihtiyacımız olan çözümdür. Gül Cafer'in açıklamaları var. Kıbrıs'ta Türklerin çözümsüzlüğün bedelini çok ağır ödediğini ve ödemeye de devam ettiğine yönelik bir açıklaması.
38'i yerel, 44 pozitif vaka son 24 saatin verilerine bakalım. Son 24 saatte yapılan test sayısı 9453. 38'i yerel, 44 pozitif vaka var. 73 kişi taburcu edildi. 1 kişi hava yoluyla ülkemize geldi. 5 kişi daha önce tespit edilen vakaların temasları olduğu aktarılıyor. Bu süre içinde gözetim altında bulunuyorlardı. Emekçilerin kısmi ve yetersiz kazanımlara karşı bir saldırı, emek platformu. İş değişiklik yasa tasarısıyla toplu iş sözleşmelerinin işverenlerin elini güçlendirecek şekilde bilinmezliğe sürüklenmek istendiğini savundu. Emek platformunun açıklamasına da yer verdi gazete. Halkın sesi de ortak zemin yok dedi. Cenevre zirvesini manşete aldı. 3 gün boyunca düzenlendi 5+ BM gayri resmi Kıbrıs konferansı. Uzlaşma sağlanamadan sona erdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres çözüme yönelik resmi görüşmelerin başlaması için ortak zemin bulamadıklarını söyledi. Guterres, ben vazgeçmiyorum. 2-3 ay sonra yapılması planlanan bir sonraki görüşme için devam edeceğiz açıklamasını yaptı. Zirveyi değerlendirdi Cumhurbaşkanı da. Bizim ortaya koyduğumuz öneriler dünyanın her yerinde değerlendirmeye alınmıştır. Bu tarihi adımla aşama kaydettik. Yeni bir sayfa açıldı. Gönül rahatlığı ve huzur içindeyiz dedi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da değerlendirme yaptı. Çavuşoğlu ise Cenevre görüşmesini tarihi olarak nitelendirdi ve Türk tarafının egemen eşitlik talebinin bu toplantı sayesinde kayıtlara geçtiğini ifade etti diye gazete aktarıyor. Kiramızı ödeyemez duruma geldik. Lefkoşa'da 8 yıldır kebapçılık yaparak hayatını kazanan Erhan Özipek'in açıklamaları var. Pandemi sürecinde işlerinin çok geriye gittiğine yönelik açıklaması. 139 kilometre sürat, 35 metre fren izi. Lefkoşa'da fuar kavşağında motosiklete ve başka bir araca çarparak motosiklet sürücüsünün ağır yaralanmasına neden olmuştu sürücü. Osama Talap Mohdi İsmail'in aracını 139 kilometre hızla kullandığı ortaya çıktı ve yolda 35 metre fren izi bulunduğu tespit edildi diye aktarılıyor. Türk tarafı Birleşmiş Milletler'in çözüm çabalarını ihlal ettiği Anastasiadis'in açıklamalarını görüyoruz. Cenevre görüşmeleriyle ilgili olarak Birleşmiş Milletler'in çözüm çabalarını ve parametrelerini ihlal ettiğini söyledi Rum lider Nikos Anastasiadis. Türk tarafının Cenevre'de Birleşmiş Milletler'in çözüm çabalarını ve parametrelerini ihlal ettiğini söyledi. Türkiye'nin karada veya denizde yeni meydan okumalarda bulunması halinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin ilan ettiği yeni çabaya katılmayacaklarını bildirdi. Türk tarafının şartı işbirliğinin görüşülmesini engelledi. HP Genel Başkanı Özersay'ın açıklamalarını görüyoruz Cenevre görüşmesinde. Kıbrıs Türk tarafının sunduğu belgedeki ilk maddenin diğer maddelerin konuşulup görüşülmesini engellediğini vurguladı diye değerlendirilmesi paylaşıldı. Yeni Bakış gazetesi de iki devlet talebi masayı dağıttı dedi Cenevre'de Kıbrıs zirvesi. Sonuçsuz kaldı. Türk tarafının 6 maddelik öneri paketi masayı dağıttı diye değerlendiriyor gazete. Çözüm umutları başka bahara kaldı. Kıbrıs sorununun çözümü için resmi görüşmelerin başlaması için yeterli ortak zemin bulunamadı. Masaya farklı bir öneriyle gitti Türk tarafa. Türk tarafının sunduğu iki devletli 6 maddelik öneri kabul görmedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs sorununun çözümü için resmi görüşmelerin başlaması için yeterli ortak zemin bulamadık dedi. Guterres ayrıca 2-3 ay içinde tekrardan bir toplantı yapılmasının olası olduğunu da belirtiyor. Taraflar yakın zamanda 5+ BM toplantısında tekrar bir araya gelme konusunda mutabık kaldı şeklinde açıklaması var. Tekrardan bir gayri resmi toplantı olması durumunda Cumhurbaşkanı Tatar ve Türkiye hükümetinin iki devletlilikte ısrarcı tavrında bir değişiklik beklenmiyor. Cenevre'de masanın dağılmasıyla Cumhurbaşkanı Tatar ve Türkiye hükümetinin Kıbrıs'ın kuzeyi için bundan sonra atacakları adım ve politika ilerleyen günlerde şekillenecek diye gazetede paylaştı. Cumhurbaşkanının değerlendirmeleri var. Tarihi bir adım attık. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da dönüm noktası oldu dedi. Ve Rum lider Nikos Anastasiadis'in değerlendirmelerine baktığımızda
federasyon için çalışacağız şeklinde bir açıklama yaptığını görüyoruz. Ön sayfa haberiydi. Ve Avrupa Gazetesi de yine Cenevre görüşmelerini, Cenevre zirvesini manşetine aldı. Ve Rusya'nın açıklamalarını da paylaştı. Garantörler sorunun bir parçası haline geldi dedi. Garantörlük sistemi değişmeli açıklaması yaptığı belirtiliyor. Cenevre toplantılarından notlar paylaştı. Çavuşoğlu'nun açıklamaları ve Cumhurbaşkanı açıklamalarını aktarıyor ön sayfasında okuyuculara. Ve Kıbrıs gazetesi de ortak zemin yok dedi, paylaştı. Yine Cenevre görüşmelerini manşetine aldı Kıbrıs gazetesi de. Cenevre'de 3 gün sürdü görüşmeler, 5+BM gayri resmi Kıbrıs toplantısı. Kıbrıs Türk tarafı iki devletin işbirliğine dayalı bir çözüm modeli, Rum tarafı ise siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu, iki bölgeli federal çözüm modeli önerdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri resmi müzakerelerin başlaması için zemin olmadığını belirtti. Guterres 2-3 ay sonra bir görüşme daha, alt başlıklara baktığımızda 5+BM gayri resmi Kıbrıs toplantısı dün tamamlandı. Taraflar görüşlerini ortaya koydu. Kıbrıs Türk tarafının sunduğu 6 maddelik öneri büyük ses getirdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri resmi müzakerelerin başlaması yönünde yeterli zemin bulamadıklarını belirtti. 2-3 ay sonra yapılması planlanan bir sonraki görüşme için olası en iyi koşulların yaratılması amacıyla danışmalarımıza devam edeceğiz şeklinde konuştu. Çavuşoğlu da Kıbrıs Rum tarafı takılmış plak gibi dedi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Cenevre'deki toplantının 58 yıllık Kıbrıs sorunu tarihinde bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Türk tarafının egemen eşitlik talebinin bu toplantı sayesinde kayıtlara geçtiğini de belirtti. Kıbrıs Rum tarafının takılmış plak gibi egemen eşitliğe karşı çıktığını ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin önerilerini de reddettiğini söyledi. Tatar'ın açıklamalarına bakalım. Oyunun kuralları artık değişmeli. Cumhurbaşkanı açıklaması. Kıbrıs meselesinde yeni bir sayfa açtık. Artık masada bir anlaşmanın sağlanabilmesi için egemen eşitliğimizin ve eşit kimliğimizin tanınması gerektiğini söyledik dedi. Oyunun kurallarının artık değişmesi gerektiğini vurgu yaptı. Eğer değişmezse bu süreç adaletli bir şekilde ilerlemeyecek vurgusu yaptı. Anastasiadis de oldu bittilerden kaçınılmalı. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'in değerlendirmeleri yeni oldu bittilerden kaçınılması gerektiğini belirtiyor. Kıbrıs'ı iki kesimli, iki toplumlu bir federasyon temelinde yeniden birleştirecek bir çözüm bulunması için aynı tutarlılıkla çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Anastasiadis, Türk tarafının Cenevre'deki tutumuyla Birleşmiş Milletler'in çözüm çabalarını ve parametrelerini ihlal ettiğini savundu. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın değerlendirmeleri var Cenevre zirvesiyle ilgili. İki devletli çözümü her alanda savunmaya devam edeceğiz şeklinde. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Rum yönetimi Maraş'la Ercan'ın Birleşmiş Milletler Mausa Limanı'nın ise Avrupa Birliği kontrolüne verilmesini önerdi. Açıklamasını yaptı. Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Raab, tüm taraflarla birlikte çalışmayı sürdüreceğiz dedi. Cenevre ile ilgili olarak Başbakan'ın bir açıklaması var. Türkiye'den bütçemize gereken katkı sağlandı açıklaması yine gazete tarafından paylaşılıyor. Hekimler eylemde, hastalar mağdur, logo üstündeyiz. Sürmanşet haberi, hekimlerin örgütlü bulunduğu tıp işle ilgili haber. Tıp işin 5 Nisan'dan bu yana aciller hariç poliklinik ve sağlık ocaklarında sürdürdüğü eylem nedeniyle hastalar sağlık hizmeti alamıyor. Doktorlar kararlı, vatandaş da çaresiz. Zor günler yaşıyor vatandaşlar bu anlamda. 24 gündür eylem nedeniyle devletin sağlık hizmetlerinden yararlanılamıyor. Özele gidecek maddi gücü olmayan pek çok vatandaş hastalanınca devlet hastanelerinden hizmet alamıyor bu anlamda. Doktor bulup muayene olamıyor. Röntgen, MR, tomografi ya da kronik ilaçları için ihtiyaç duyduğu reçeteye ulaşamıyor ve ilaç da alamıyor. Tıp İş Genel Sekreteri Doktor Arif Ersoy, taleplerini alana kadar eylemlerinin devam edeceğini belirtti. Acil hastaların durumlarının değerlendirilerek gerekli müdahalelerin yapıldığını da vurguladı. Hastane eczanesinde ilaç eksikliği var. Bir başka haber logo kenarında gördüğümüz
sürmanşet yanında gördüğümüz. Hastane eczanesinde ilaç eksikliği var haberi. İlaçları iç piyasadan tedarik ediyoruz açıklaması. Devlet hastanelerinin eczanesinden ilaç eksikliği nedeniyle eli boş dönen özellikle kalp, böbrek ve romatizma hastaları yetkililere sorunu çözün çağrısı yapıyor. İlaç ve Eczacılık Dairesi ilaç eksikliğinin bugün giderileceğini açıkladı. İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürü Serap Konde, ilaçlar için ihale sürecinde olduklarının altını çizdi. İhalenin imzalanmasıyla dış piyasadan tedarik ettikleri ilaçların satın alımlarının durdurulduğunu kaydetti. Şu an eksik olan ilaçları iç piyasadaki firmalardan aldıklarını vurguladı. Bir parti ilacın dün geldiğini, eksik olan diğer ilaçların da bugün geleceğine yönelik açıklama yaptı. 139 kilometre hızla gidiyormuş Lefkoşa'da. Önceki gün meydana gelmişti. Yönetimindeki araçla bir motosiklet ve bir salon araca çarparak kendisi de dahil biri ağır 5 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Osama Talat Mohdi İsmail dün mahkemeye çıkarıldı. 139 kilometre hızla gidiyormuş, ortaya çıktı. Ve Yeni Düzen gazetesi de Cenevre Zirvesi'ni manşet aldı. Yoldan çıktık dedi. Cenevre Zirvesi sonuçsuz kaldı. Türk tarafı Birleşmiş Milletler zemininden çıktığını ilan etti diye gazete aktarıyor. Değerlendirmeleri de aldı ön sayfasına. Tatar'ın açıklamalarını paylaştı. Bu tarihi adımla aşama kaydettik. Yeni bir sayfa açıldı. Değerlendirmesini yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Türk tarafı egemen eşitliği kayda geçirmiştir dedi. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin değerlendirmesi var. Kıbrıs'ta Türkleri karanlığa mahkum edecek yaklaşımlardan derhal vazgeçilmelidir çağrısı aktarılıyor. Yeterli ortak zemin bulamadık ama vazgeçmiş değilim. Guterres'in açıklamaları olarak aktarıldı. Cenevre'de müzakereleri başlatacak yeterli ortak zemini bulamadıklarını söyledi. Yine de vazgeçmeyeceğini vurguluyor Guterres. Yakın bir gelecekte ortak zemine ulaşılması yönünde ilerleme hedefiyle tekrar bir 5+1 görüşmesi düzenleneceğini açıkladı. Anastasiadis'in değerlendirmeleri var. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Türk önerisine karşı kusursuz bir tutum sergiledi açıklamasını yaptı. Cenevre sonuçsuz kaldı. Uzmanların yorumlamaları var. Süreç bitmez. Genel Sekreter yine deneyecek. Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği ilişkileri bu noktada belirleyici olacak değerlendirmesi ortaya çıktı diye gazete paylaştı. Diyalog gazetesi de pes etmiyor dedi. Guterres manşetini aldı. Guterres'in değerlendirmelerini burada öne çıkardı. Cenevre konferansı sonuçsuz kapanırken Genel Sekreter Guterres umudunu tüketmediğini ve 2-3 ay sonra yeni bir toplantı düzenleyeceğini açıkladı. Kıbrıs sorunuyla ilgili Cenevre konferansına katılan heyet üyeleri ve Genel Sekreter Guterres bir arada fotoğraf karesiyle görüyoruz. Aktarıldı manşete aldı gazete. Değişim beklentisinde alt başlığına bakalım. Kıbrıs Türk tarafının sunduğu 6 maddelik öneri üzerine 5'li konferansı sonlandıran Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres umudunun tükenmediğini açıkladı ve 2-3 ay sonra yeni bir toplantı hedeflediğini söyledi. Guterres'in bu açıklamasının her iki tarafta değişim beklentisinden kaynaklandığı tahmin ediliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti muhalefeti ise tepkili. Cumhurbaşkanı Tatar'ın davetlisi olarak Cenevre'ye giden Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman'la HP Milletvekili Gülşahsan Mermanavoğlu masaya konulan Türk önerilerinden haberdar edilmediklerini söyledi. Erhürman'ın değerlendirmesi var. Ne Cenevre öncesinde ne de orada bulunduğumuz sürecinde bizimle herhangi bir konuda görüşme ve tartışma yapılmadı şeklinde açıklaması var. Nefes almalıyız açıklaması da Özersay'ın açıklaması. Kıbrıs Türk tarafına nefes aldıracak doğalgaz, geçişler ve limanların açılması konuları da görüşülmeliydi dedi. Nefes almalıyız değerlendirmesi yaptı. Ve Güneş'teyiz bakalım. Müzakereler iki devlet arasında olabilir manşette görüyoruz. Cumhurbaşkanı Tatar'la Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Cenevre'deki Kıbrıs görüşmelerinin sona ermesinin ardından ortak bir basın toplantısı düzenledi. Yaptıkları açıklamadan gazete paylaştı manşetini aldı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başarısızlıkla sonuçlanan gayri resmi Kıbrıs konferansının ardından ortak bir basın açıklaması yaptı. Tatar'la Çavuşoğlu başarısızlıkla sonuçlanan gayri resmi Kıbrıs konferansının ardından ortak bir basın açıklaması yaptı ve vurguladı. Yeni siyaset
uygulamadadır açıklaması. İlk sözü Cumhurbaşkanı aldı. Cumhurbaşkanı Tatar yeni siyaset olarak tanımladığı egemen eşitliğe dayalı iki devletli modelin ilgili taraflara duyurulduğunu ifade etti. Gerçekleşen toplantılarda bu topraklarda artık bir takım yeniliklerin gelmesi gerektiğini söyledik açıklamasını yaptı. Gazete manşet aldı, paylaştı. Sür manşete bakalım. Türkiye bize tam destek vermektedir açıklaması, Başbakan açıklaması. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'la işbirliği protokolünü değerlendirdi Başbakan Ersan Saner. Türkiye bize tam destek vermektedir açıklamasını yaptı. Cenevre'den arayarak Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Cenevre'deki Kıbrıs görüşmeleri, Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İktisadi ve Mali İşbirliği protokolünün uygulanması üzerinde bazı değerlendirmeler yapıldığı belirtiliyor. Görüşme ile ilgili olarak Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin COVID-19 salgınını başarılı bir şekilde geride bırakması, yaşanan ekonomik sıkıntıların aşılması ve egemen, bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda hak ettiği yeri alması için kendilerine tam destek vermekte olduğunu vurguladı diye gazete paylaştı. Logo kenarında Oktay'ın açıklamalarını görüyoruz. Egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözümü her alanda savunmaya devam edeceğiz açıklaması. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Cenevre değerlendirmesi. Amerikalı Profesör Tatar'ın yaklaşımı yeni ve yaratıcı dedi. New York Eyalet Üniversitesi Denizcilik Koleji'nde eğitim veren Profesör Doktor Mark Meyrowitz CNN Türk'e konuştu. Açıklamaları yer alıyor. CNN Türk'ün haberine göre gazetede paylaştı. Cenevre'deki gayri resmi Kıbrıs zirvesini değerlendirdi. Profesör Ersin Tatar'ın iki devletli yaklaşımı yeni ve yaratıcı bir fikir. Bu yaklaşıma bir şans verilmeli açıklamasını yaptığı aktarılıyor. Hasipoğlu egemen eşitliğimiz ve uluslararası eşit statü hakkımız artık masadadır dedi. Bir değerlendirme UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu'ndan Cenevre zirvesinin sonlanmasının ardından sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Nazım Çavuşoğlu hiçbir üreticimizi birkaç tane tüccarın inisiyatifine bırakmayacağım dedi. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun açıklamaları var. Patates sektöründe üreticinin alıcısı olacağız ve hiçbir üreticimizi birkaç tane tüccarın inisiyatifine bırakmayacağım açıklamasını yaptı. Törenin değerlendirmeleri var. Uykudan uyanalım artık. Rumlarla anlaşma ortak birleşik devlet olamaz dedi töre. Zorlu törenin açıklamaları. Guterres'in değerlendirmesi de yeterli ortak zemin bulamadık şeklinde. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Cenevre'de yeterli zemin bulamadıklarını açıkladı. Vatan Gazetesi de Cumhurbaşkanı Tatar yurda döndü. Yeni bir sayfa, yeni bir siyaset dedi. Manşetten paylaştı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve heyeti Cenevre'den döndü. Ercan'da bir basın toplantısı düzenledi. Cenevre'de tarihi bir adım attık. Cenevre'deki çıkışımız dönüm noktasıdır açıklamasını yaptı. Tatar'ı Ercan'da Meclis Başkanı Önder Senaroğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcıoğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral İbrahim Dağman'la diğer yetkililer karşıladı. Cenevre'deki toplantı süresince Kıbrıs Türk halkının hak, çıkar ve menfaatlerini en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını aktardı Cumhurbaşkanı. Cenevre'de tarihi bir adım attıklarını belirtti. Halkın iradesiyle yeni bir siyasetin temsilcisi olarak Cumhurbaşkanı olduğunu da kaydetti. Bu noktada yapmış olduğu değerlendirmeleri de paylaşılıyor. Logo üstüne bakalım. İnşaat yerli üretimin desteklenmesine yönelik adım atılmasını talep ediyor. Devlet politikası olarak girdi maliyetlerinin düşürülmesiyle başlayan bazı teşviklerle desteklenen yerli üretim ekonomisine geçilmesinin adımlarının bir an önce atılmasını talep ediyorlar. Şener Erci'den Maliye Bakanı Oğuz'a bir eleştiri var yine logo üstünde. Cenevre'den sonuç çıkmadı haberi logo kenarında. Cenevre müzakereleriyle ilgili, Cenevre toplantısı zirvesiyle ilgili olarak aktarılıyor Kıbrıs müzakerelerinde. Cenevre zirvesinin değerlendirilmesi. Özer Sayın'da açıklamaları var. Türk tarafının koyduğu ön şart işbirliği modelinin görüşülmesini engelledi diye Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özer Sayın Cenevre yorumu. Meclis Cenevre'yi konuştu. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan güncel konuşmalarda
Ağırlıkla Cenevre'deki gayri resmi Kıbrıs zirvesi gündemdeydi. Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili Aslım Akansoy, Cenevre'ye doğru Kıbrıs sorunu konulu konuşma yaptı. Kıbrıs sorununun kendine özgü bir karakteri olduğunu dile getirdi. UBP Lefkoşa milletvekili Zorlu Töre de Atatürk 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Cenevre konulu konuşmasında bulundu. Cenevre'de gayri resmi bir toplantı yapıldığını, yeni fikirler ve görüşler arandığını belirtti. Görüşmeye yönelik değerlendirmeler yaptı. Gül Cafer'in açıklaması var. İhtiyacımız olan çözümdür dedi. Cafer Gül Cafer de bir değerlendirme yaptı. Kıbrıs'ta Türklerin çözümsüzlüğün bedelini çok ağır ödediğini, ödemeye devam ettiğini belirtti. Salgın tablosuna bakalım. Toplam 9.453 test yapıldı. 44 pozitif vaka var. Ülkemizde son 24 saate bakalım Kuzey Kıbrıs'ta. Son 24 saatte yapılan test sayısı 9.453. 38'i yerel, 44 pozitif vaka var. 73 kişi taburcu edildi burada. Güney Kıbrıs'ta ise 668 pozitif vaka var. 2 can kaybı yaşandı. Güney Kıbrıs'ta son 24 saatteyiz. 37.325 test sonucunda 668 yeni vaka tespit edildi. 2 kişi de hayatını kaybetti ve Türkiye'ye bakalım. Türkiye'de son 24 saatte 339 kişi hayatını kaybetti. 37.674 tespit edilen yeni vaka sayısı olarak kayıtlara geçti. Detay gazetesi başlamadan bitti dedi. Devletten devlete Guterres bitirdi ama pes etmedi alt başlıkları var. Cenevre dönüşü açıklama yaptı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar. Zirvede tarihi bir adım atıldığını belirtti. Dünyaya sesimizi duyurduk. Kıbrıs'ta adil, kalıcı, sürdürülebilir bir anlaşma olacaksa egemen eşitliğin ve eşit uluslararası statümüzü yansıtmak için Birleşmiş Milletler yetkisi değişmelidir. Devletten devlete yapılacak görüşmelerle adil ve kalıcı anlaşma sağlanabilir. Pozisyonumuzdan asla geri adım atmayacağız açıklaması geldi. Guterres bitirdi ama pes etmedi genel sekreter. Cenevre'de 3 gün süren 5+BM gayri resmi Kıbrıs toplantısında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres resmi müzakerelerin başlaması yönünde yeterli zemin bulamadıklarını açıkladı. Henüz yeterli ortak zemin bulamadık ancak ben vazgeçmiyorum. Benim gündemim basittir. Birlikte barış ve güvenlik içinde yaşamayı hak eden Kıbrıslıların refah ve güvenliği için mücadele etmektir açıklamasını yaptı diye gazete paylaştı. Yakında Üniversitesi dünyada 30. sırada, Türkiye'de 2. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ise 1. diye gazetede üniversite sıralamalarını yine paylaştığı bir haberi var. 2021 Dünya Üniversiteleri etki sıralaması ile ilgili olarak aktarılıyor. Logo kenarında ise Erhürman'ın değerlendirmesi var. Cenevre'ye boşuna gittik diye, siyasi parti liderlerinin de Cenevre'ye boşuna gittiğini kaydediyor Erhürman. Sunulan önerilerin hiçbirinin kendileriyle paylaşılmadığını belirtti. Görüşlerimizin alınması gerekirdi dedi. Angolemli 6 maddeyi eline verdiler, o da gitti Cenevre'de sundu dedi. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan güncel konuşmalarda ağırlıkla Cenevre konusu vardı. Kıbrıs zirvesi burada gündem oldu. Tatar ne yaptığını bilmeyen, kendi halkının varlığını tehlikeye atan bir cumhurbaşkanı açıklaması yine paylaşılıyor. Uluçay'da Tatar aynı şeyleri söyledi. Bunun için Cenevre'ye gitmek gerekmiyordu dedi ve Saner protokol kapsamında bütçeye katkı sağlandı açıklamasını yaptı. Kıbrıs manşet de Cenevre'yi manşetini aldı. Cenevre'de film koptu dedi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Cenevre'de 3 gün süren 5+BM gayri resmi Kıbrıs toplantısında resmi müzakerelerin başlaması yönünde yeterli zemin bulamadıklarını açıkladı. Guterres'in yaptığı açıklamalar da gazetenin manşet haberinde. Kıbrıs meselesinde yeni bir sayfa açtık. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Cenevre'de düzenlenen 5+1 gayri resmi toplantıda yeni siyaset, yeni tezlerle katıldıklarını vurguladı bu toplantıya. Artık Kıbrıs'a yenilikler gelmesi gerektiğini söyledi diye açıklaması var Cumhurbaşkanı'nın değerlendirmeleri. CTP'den Cumhurbaşkanı Tatar'a bir tepki var. Özer sayıda tepkili yine habere göre. Yapılan değerlendirmeler, Gür Cafer çözüme ihtiyacımız var dedi. Gazetenin ön sayfadan gördüğü haberler. Hakikat Son Gazete. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ticaret anlaşması güncellenmeli. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Mehmet Muş,
Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile görüştü. Göreve başladığı ilk haftalarda yaptıkları ziyaret için Arıklı'ya teşekkür etti Muş. Görüşmemizde gündemimizde yer alan konuları değerlendirme fırsatı bulmuş oluyoruz. Bu arada bir kulağımız da Cenevre'deki görüşmelerde. Görüşmelerden çıkacak sonuçların Kuzey Kıbrıs'taki soydaşlarımız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum diye bir değerlendirme yaptı. Arıklı da yıllar önce imzalanmış olan Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ticaret anlaşmasının acil bir şekilde güncellenmesi ve Gümrük Birliği anlaşmasına gidecek yol haritasının çizilmesi gerekiyor. Bu konularda bizim bir takım ihtiyaç ve taleplerimiz var. Bu konuda sizinle işbirliği yapmaktan büyük onur duyacağız açıklamasını yaptı. Çavuşoğlu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanındayız dedi. Cenevre zirvesi yine ön sayfada. Rum takılmış plak gibi dedi. Çavuşoğlu'nun değerlendirmeleri var. Masayı Rum lider Kran Montana'da devirdi. Yine değerlendirmelerden. Çavuşoğlu'nun açıklaması ve dönüm noktası olduğu açıklaması da yine Çavuşoğlu'nun değerlendirmesinden Cenevre zirvesiyle ilgili. Sonucunun bu şekilde olacağını tahmin etti. Kalkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Kıbrıs Türk tarafının Cenevre'de 5 artı BM gayri resmi Kıbrıs toplantısında sunduğu 6 maddelik önerinin ilk maddesinin diğer maddelerin konuşulup görüşülmesini engellediği görüşünü ortaya koydu. Atakan'dan hükümete hayalet benzetmesi geldi. HP Milletvekili Tolga Atakan'ın değerlendirmeleri de ön sayfada yer alıyor. Böylece ülke gazetelerini noktalamış olduk. Haberlerle devam. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve heyeti Cenevre'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne döndü. Tatar Cenevre'de tarihi bir adım attıklarını belirtti. Cenevre'deki çıkışımız dönüm noktasıdır dedi. Kıbrıs'ta adil, kalıcı, sürdürülebilir bir anlaşmanın ancak eşit koşullarda Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve statüsünün tanınmasıyla olabileceğini ifade etti. Kıbrıs Türk'ünün onay vermeyeceği bir anlaşmanın olamayacağını vurguladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve heyeti Cenevre'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne döndü. Cenevre dönüşü Ercan Havalimanı'nda açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta adil, kalıcı, sürdürülebilir bir anlaşmanın ancak eşit koşullarda olabileceğini söyledi. Eşitlik temeli sağlanmadan Kıbrıs'taki mevcut statükonun devamı ile bir anlaşmanın olamayacağını orada da ifade edildi. Ve hayretle Anastasiadis'in kendisinden ısrarla üzerinde durmamıza rağmen onların federal anlayışının, halkımızın da bunu dikkatine getirmek istiyorum. Kıbrıs şu anda mevcut cumhuriyetinin evrimleştirilerek bir anayasa değişikliğiyle Kıbrıs Federal Cumhuriyeti ve dolayısıyla Avrupa Birliği içerisinde bizlerin de onaya yama olmaktan başka bir olay olmadığını kendi kulaklarımla genel kurulda duydum. Dediğimiz şudur, eğer Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşma olacaksa ancak ve ancak bunun eşit koşullarda olabileceği, yani bizim ısrarla üzerinde durduğumuz eşitlik temeli dediğimiz egemen eşitliğimizin tanınması ve uluslararası eşit statümüzün kazandırılmasıyla ancak masada eşit bir statü sağlanacağı ve dolayısıyla eşitler arasında ve bir bakıma devletten devlete yapılacak görüşmelerde ancak Kıbrıs'ta adil kalıcı bir anlaşmanın sağlanabileceğini orada da ifade ettik. Kendi devletimizden vazgeçip ve Kıbrıs güya federal cumhuriyetine yama olmamızı kimse bizden bekleyemez. Çünkü bu onurlu biri olmaz ve gerçekten geleceğimiz için de fevkalade tehlikeli bir sürecin tekrar başlaması anlamında olur. Dolayısıyla bütün bunları da orada ifade etme fırsatı bulduk ve artık yeni bir sayfanın açılması, yeni bir siyasetin geliştirilmesi ve haliyle bizim attığımız adım. Çünkü Sayın Genel Sekreterle çevrimci usulüyle daha önce yaptığım toplantıda toplantı daveti gelmeden önce söylemiştim. Federasyon temelinde bir anlaşma süreçlerinin tamamıyla tüketildiği, Türkiye Cumhuriyeti ile de tabii ki istişare içerisinde bu siyasetimi geliştirdik ve ben bunu söyleye söyleye açık açık net net hem kendilerine hem ilgili taraf ülkelere daveti aldıktan sonra tabii ki orada Cenevre'de bu görüşlerimi sunmak için oraya gidecektim. Nitekim biz bunu yapmış bulunmaktayız. Sana Genel Sekreter'e de çok teşekkür ederim tabii sağladığı bu ortam için, bu davet için. Çünkü burada yeni fikirlerimizi ifade etmek,
Bunları bütün dünya kamuoyuna bunları anlatabilmek, bunları bütün dünyayla paylaşabilmek ve elbette hem genel sekreterlik hem taraf ülkeler, garantörler ve güvenlik konseyine kadar gidecek olan mesajları hem halkımız adına hem tabii ki Kıbrıs Türk halkının geleceği bakımından fevkalade önemli olan bütün bu süreci o şekilde orada dünya kamuoyuyla paylaşmış bulunmaktayız. Cumhurbaşkanı Tatar ortaya koydukları yeni fikirlerin dünya basınında yer bulduğunu, Kıbrıslı Türklerin neler yaşadığını anlattıklarını ve mağduriyeti dünya kamuoyuna duyurma fırsatı sunduklarını belirterek Doğu Akdeniz'de kalıcı bir çözüm sağlanması isteniyorsa Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi var olan gerçekleri kabul etmelidir. Rumlar ne derse desin Kıbrıs'ta iki ayrı devlet vardır dedi. Kıbrıs Türk halkı kendi egemenlik haklarıyla bu devletine sahip çıkmıştır. Özgürlüğüne, hürriyetine ve dolayısıyla kendi geleceğine self-determinasyon hakkını haykırarak bütün bu süreçleri yaşamış, hazmetmiş ve hakkıyla buralara gelmiş bir devletin gerçekten bahtiyar insanlarıyız. Benim derdim, benim davam elbette Kıbrıs Türk halkının haklarını, çıkarlarını, menfaatlerini ve gelecekte bu adada esenlik içerisinde, güvenlik içerisinde var olmanın mücadelesi ve bu mücadelenin gerçekleşmesinde tabii ki dünya kamuoyuna, dünyaya ilgili ülkelere ve taraflara seslenme fırsatını bulup bunları tarihin o tarihi sayfalarına not ettirmektir. Bizim Cenevre'de yaptığımız bu çıkış, orada ifade ettiklerimiz bir dönüm noktasıdır. Bir milattır, bir tarihtir. Çünkü Kıbrıs Türkler yaşadıklarıyla, fedakarlıklarıyla, özverileriyle, federal temelde bir anlaşma için son 50 senedir yaptıkları fedakarlıkla ve tükenmiş o süreçlerin artık önünün açılması ve Kıbrıs'ta yeni bir anlaşmanın bir umut olabilmesi için bu adımın atılması gerekmekteydi. Masada iki eşit tarafın oturmaması halinde o masadan kalıcı bir anlaşma çıkmasının mümkün olmadığını vurgulayan Tatar, İngiltere'nin eski Dışişleri Bakanı Jack Straw'un da artık Kıbrıs'ta iki ayrı devletin tanınması gerektiğini ve tek taraflı olarak Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği'ne alınmasının yanlış olduğunu ifade ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, zirve toplantısında da bunları vurguladığının altını çizerek, ne Kıbrıs eski Kıbrıs ne de Doğu Akdeniz eski Doğu Akdeniz'dir. Bize yapmak istedikleri dayatmalarla bir çözümü dayatmak ve bizleri Kıbrıs Cumhuriyeti'ne yama etmektir dedi. Çünkü bu topraklarda gerçekten büyük fedakarlık yaptık. Şehitlerimiz vardır, çok büyük özverilerimiz vardır. Bir devlet kurduk, bu devleti bugünlere kadar getirdik. Türkiye ile bağlarımız vardır. Bu bağlar geleceğimiz için fevkalade önemlidir. Ve haliyle bunların yapılması bir bakıma günün sonunda analiz ettiğinizde Türkiye ile de var olan bağlarımızın kopartılması, böyle bir şeye Kıbrıs Türk'ünün evet diyeceğini hiç düşünmüyorum. Gerçekten başarılı bir toplantının sonrasında bunun mutluluğu içerisindeyim. Çünkü bir tarihi adım atılmıştır ve bütün dünyaya bir kez daha kendi davamızı, kendi haklımızı haykırma fırsatı bulduk. Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk tarafı olarak pozisyonlarının belli olduğunu söyleyerek bu pozisyondan geri adım atmalarının mümkün olmadığını kaydetti. Bir envoyun atılması, special envoy dedikleri ve dolayısıyla bir bakıma başka bir sürecin başlatılması. O süreçte müzakerelere giden, müzakerelere kapıyı açan bir yoldu. Orada da ifade edildi. Bizim onay vermeyeceğimiz bir anlaşma olamaz. Dolayısıyla o kadar önemli bir pozisyondayız. Çünkü burada iki halkın olduğu zaten bütün dünya tarafından kabul edilmektedir. Eşitliğimiz de bir bakıma kabul edilmektedir. Ama gel görelim ki o Kıbrıs Cumhuriyeti olarak, Avrupa Birliği'nin üyesi olarak yoluna devam ediyor. Biz bu tarafta bu pozisyonda. İşte mücadele bunu değiştirme mücadelesidir. Sayın Anastasiya, sen dedin 1 Nisan günü bu ülkede çıkıp ve dedin ki Kıbrıs bir Helen adasıdır. Ve EOKA'nın 1 Nisan kuruluş yıl dönümünün 55. yılında ne dedin halkına? Kahramanlar ordusuydu. Bu kahramanlar ordusunun hiçbir zaman bağımsızlık mücadelesindeki hizmetlerimizi unutamayız, unutmayacağız demiştir Anastasiyas. Dolayısıyla bu zihniyetle Kıbrıs'ta Kıbrıs Türkleri mutlu edecek, Kıbrıslı Türklerin geleceğini gerçekten halkımız için, çoluk çocuğumuz için teminat altına alacak bir anlaşmayı biz bekleyemeyiz. Kıbrıs Türk halkı onurlu bir halktır. Kıbrıs Türk halkı mücadeleci bir halktır. Bu topraklarda bizim atalarımız yıllardır direniyor. Cumhurbaşkanı Tatar, Genel Sekreter Antonio Guterres'in iyi niyeti için teşekkür ettiğini ama ortak bir zemin bulunana kadar yeni bir görüşmenin mümkün olmadığını ifade ederek, eğer bir anlaşma isteniyorsa bizim söylediklerimiz dikkat
dikkate alınmalıdır. Kıbrıs'ta iki ayrı eşit devlet ve iki ayrı eşit halk vardır. Ya anlaşma olacak ya da yolumuza devam edeceğiz dedi. Tatar, Kıbrıs Türk'ünün devletinden vazgeçmesi ve Kıbrıs Federal Devleti'ne yama olmasının asla kabul edilmeyeceğini de vurguladı. Şerefli bir halk olarak diyoruz ki bizim zeminimiz bizim devletimizdir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Zemin budur. Bu zeminden hiçbir zaman vazgeçemeyiz. Vazgeçmeyeceğimize göre bunun realitenin kabul görmesi lazım. Genel Sekreter de ifade etmiştir. Bottom up dediğinde kabul ediyor. Yani iki ayrı egemen halk olduğunu. Şimdi işte bizim mücadelemiz bunun tescilidir, bunun kabulüdür. Bunun bir her tarafından kayda geçirilmesidir ki o statüyü yakaladıktan sonra müzakere masasında daha onurlu bir şekilde bu mücadeleyi verelim. Çünkü orada nedir? Onu kazandığımızda mücadele müzakere masasında Rum bize bazı şeyleri dayatamayacak. Çünkü müzakerelerde bir başarı çıkmasa biz devletimiz olarak yolumuza devam edeceğiz. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres 5+1 BM toplantısının tamamlanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında tarafların pozisyonları arasındaki farklılık nedeniyle bir müzakere sürecinin başlaması için zemin oluşmadığını söyledi. Guterres çabalarının sona ermediğini, yeni bir gayri resmi 5+1 toplantı için taraflarla temas içerisinde olacaklarını söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cenevre'de taraflarla yaptığı toplantı sonrasında Birleşmiş Milletler binasında basın toplantısı düzenledi. Guterres, burada yaptığı açıklamada, 3 gün süren toplantılarda tarafların ortaya koyduğu pozisyonları özetledi. Kıbrıs Türk tarafının iki devletli çözüm yönünde 6 maddelik bir öneri sunduğunu ve bu çerçevede müzakerelere dahil olabileceğini ifade ettiğini söyleyen Guterres, Rum tarafınınsa müzakerelere Crans-Montana'da kalındığı yerden devam yönünde bir tutum ortaya koyduğunu kaydetti. Guterres, ortak zemin için çok uğraş verdik ancak resmi müzakerelere geçebilmek için ortak zemin bulamadık dedi. Genel Sekreter pes etmediğini, pozitif sonuçlar almak için devam edeceğini, bu çerçevede de yeni bir 5+1 gayri resmi toplantı için çaba harcayacaklarını vurguladı. Guterres bir soru üzerine bir sonraki 5+1 toplantı için taraflarla istişare edeceklerini ve en iyi ortamı yakalamayı umduklarını da söyledi. Başka bir soruya da yanıt veren Genel Sekreter Guterres tamamlanan 5+1 toplantının hedefine ulaştığını, amacının tüm tarafların pozisyonlarını ortaya koyması olduğunu belirterek ortaya çıkan sonuçları ve farklı görüşleri Güvenlik Konseyi'ne bildireceğini ifade etti. Guterres yeni toplantının 2-3 ay içinde yapılmasını öngörüyoruz dedi. Yeniden Cenevre'deyiz. Kıbrıs Konferansı sonrası Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ortak basın açıklaması yaparak 27 Nisan'da başlayan süreci değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Tatar ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarına bakalım. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre'deki Kıbrıs Konferansı'nın tamamlanmasının ardından ortak basın açıklaması yaptı. Toplantıda ilk söz alan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni bir siyaset olarak tanımladığı egemen eşitliğe dayalı iki devletli modelin bu toplantıda ilgili taraflara duyurulduğunu söyleyerek bu topraklarda artık bir takım yeniliklerin gelmesi gerektiğini söylediklerini ifade etti. Artık masada bir anlaşmanın sağlanabilmesi için egemen eşitliğimizin ve eşit kimliğimizin tanınması gerektiğini söyledik diyen Cumhurbaşkanı şöyle konuştu. Karşı taraf Kıbrıs Cumhuriyeti. Biz bu tarafta toplum lideri ve masadan kalktığında o Kıbrıs Cumhuriyeti olarak yoluna devam eder. Biz bu tarafta izolasyonlar ve kısıtlamalar altında yine mağdur taraf olarak devam ettiğimiz sürece hiçbir zaman karşı tarafın bizimle eşit statüde ne ülkenin yönetimini ne zenginliklerini paylaşma niyeti olmayacağını, bunları çeşitli defalar tecrübe ettiğimizi. Bu oyunun kurallarının artık değişmesi gerektiğini de ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, bunun olmaması durumunda sürecin adaletli bir şekilde ilerlemeyeceğinin altını çizdi. Gelinen pozisyonda evet bizim burada sormamız gereken ortak bir zemin var mı yok mu? Çünkü toplantının esas amacı ortak zemin var mı yok mu? Ortak zemin varsa resmi görüşmelerine geçilebileceğini, eğer ortak bir zemin yoksa
yine aynı araçların devam edebileceği ama daha işin esasında ve özünde bir anlaşmaya varmadan bir müzakere sürecine geçiliyor gibi bir algının yaratılmasını da bizlerin tabii ki olumlu bulmadığını, dolayısıyla öyle bir sürece onay vermeyeceğimizi de söyledik. Tatar konuşmasında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Hollywood'a teşekkürlerini de ileterek bu toplantının onların gayretleri sayesinde gerçekleştiğini ve tüm bunların dünyaya anlatılabildiğini söyledi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da toplantının amacının yeni bir müzakere için ortak bir zemin arayışı olduğunu ifade etti. Bu çerçevede BM Genel Sekreteri hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı anlayışıyla, dolayısıyla yeni fikirlerle tarafları bu toplantıya çağırmıştı. Toplantıda Sayın Cumhurbaşkanı Tatar, egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüm vizyonunu güçlü bir şekilde dile getirdi. Tarihi bir konuşma yaptı. Önerisini yazılı olarak da tüm taraflarla paylaştı. Biz de Türkiye Cumhuriyeti olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu önerisine tam destek verdik. Kıbrıs Türk tarafına eşit statü tanınırsa yeni bir sürecin başlatılabileceği vurgusunu yapan Çavuşoğlu, yeni müzakere sürecinin iki toplum, iki devlet arasında olması gerektiğini söyledik. Görüşmelerde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri takılmış plak gibi eski söylemlerini tekrarladı dedi. Bırakın devlet olarak egemen eşitliği, Kıbrıs Türklerinin toplum olarak bile egemen eşitliği olmayacağını söyledi. Ve bu anlamda Genel Sekreter Guterres'in önerilerini de reddetti. Ve kabul etmeyeceğini Genel Sekreter'in yüzüne söyledi. Kran Montana'da masayı devirenin kendisi olduğunu sanırım unutmaya ve unutturmaya çalıştı. Ama biz tekrar bunu hatırlattık. Herkese, kendisine de hatırlattık. Ve o toplantıda, toplantıya gelmeden önce verdiği belgelerin de fotokopisini önce inkar etmeye kalktı. Önüne koyduğumuz zaman da ne yapacağını şaşırdığını gördük. Yani samimiyetsizliklerini yüzlerine vurmak bizim görevimizdi. Çavuşoğlu, hem ben hem de Sayın Tatar federasyon defterini 2017'de kapattığımızı hatırlattık diyerek Rum lider Anastasiades'in gündemi değiştirmek istediğini de kaydetti. Çavuşoğlu, Güney Kıbrıs'ın Maraş ve Erçan Havalimanı'nın Birleşmiş Milletler'e Gazi Mousa Limanı'nın da Avrupa Birliği kontrolüne verilmesini istediğini de anlatarak, hidrokarbon meselesinde ise gelir paylaşımının önemli olduğunu ve Güney'in bu konuda da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türk'üyle hidrokarbon gelirlerini paylaşmak istemediğini açıkça belirttiğini dile getirdi. Bu süreçte Yunanistan'ın tavrını da değerlendiren Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Birleşmiş Milletler kararlarının arkasına saklandığını ve 50 yıldır sonuç görmeyen federasyon modelini savunmaya devam ettiğini belirtti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Genel Sekreter orta yol bulunabilir mi diye zemin yokladı. Toplantıda ortak bir zemin bulunamadı. Bunun üzerine Genel Sekreter birkaç ay daha zemin yoklamaya devam etmek istediğini söyledi. Biz de bu kararını destekledik. Önümüzdeki süreçte sağlam duruşumuzu devam ettireceğiz dedi. Çavuşoğlu, Cenevre toplantısının 58 yıllık Kıbrıs meselesinde tarihi bir dönüm noktası olduğunu, Türk tarafının egemen eşitliği kayıtlara geçirdiğini söyledi. Çavuşoğlu, bu aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenlik mücadelesidir. Bu mücadelede Türkiye, Kıbrıs Türklerin yanında olmaya devam edecektir, dedi. Başbakan Ersan Saner, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la telefonda görüştü. Görüşmede Cenevre'deki Kıbrıs görüşmeleriyle Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü'nün uygulanması üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu. Saner, protokol kapsamında Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bütçesine gereken katkının sağlandığını vurguladı. Başbakan Ersan Saner, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la telefon görüşmesi yaptı. Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre görüşmede Cenevre'deki Kıbrıs görüşmeleri, Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü'nün uygulanması üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu. Başbakan Saner, görüşmeyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la çok yararlı bir görüşme yaptıklarını ifade etti. Saner, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin COVID-19 salgınını başarılı bir şekilde geride bırakması,
yaşanan ekonomik sıkıntıların aşılması ve egemen, bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda hak ettiği yeri alması için tam destek verdiğini vurguladı. Bunu sorgulamak veya bu konuda bazı belirsizlikler yaratmanın doğru olmadığına da işaret eden Saner, Sayın Oktay'la benim imza koyduğumuz geçtiğimiz hafta içinde Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2021 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması belirlediğimiz ortak hedefler doğrultusunda uygulanacak ve mutlaka ülkemiz için yararlı sonuçlar ortaya çıkacaktır vurgusu yaptı. Protokol kapsamında Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bütçesine gereken katkının sağlandığına işaret eden Başbakan, ayrıca yine bu protokol kapsamında bulunan altyapılarımızla ilgili çalışmalar da devam etmektedir dedi. Saner, anavatan Türkiye'nin desteğiyle Mayıs ayından itibaren altyapı çalışmalarının başlayacağını ve ülkenin kısa sürede adeta bir şantiyeye döneceğini ifade ederek, önümüzdeki günlerde ise protokolün uygulanması ve çalışmaların ivme kazanması için gerekenlerin mutlaka yapılacağını da vurguladı. Manşetleri aktarmaya devam edelim. Türkiye basınına geçiyoruz. Bakalım neler aktarılıyor. Akşam gazetesiyle başlayalım. Türkiye'ye bayram müjdeleri diye gazete manşet haberini paylaştı. Başkan Erdoğan bayram öncesi memurlar ve esnaf için yeni müjdeleri paylaştı. İhtiyaç sahibi ailelere desteğin artırılacağını açıkladı. Cenevre'de Rum oyunu sökmedi diye gazete yine aktarıyor. Ön sayfada görüyoruz Cenevre zirvesine. Aldı ön sayfadan aktarıyor. Kısıtlama rehberi haberi de var. 17 Mayıs sabah saat 5'e kadar sürecek kısıtlama ile ilgili 14 soru ve 14 cevap ön sayfada. Kısıtlama rehberi olarak aktarıldı. Sputnik V'de ara 21 gün bu arada. Sputnik V aşısı ile ilgili de olarak aktarılıyor. Ara aşı aralığı 21 gün olarak açıklandı. Türkiye Gazetesi. İşte PKK'nın otogar planının detayları, en yoğun günü seçtiler diye manşet haberini aktardı. Tam kapanma öncesi otogar ana baba günüydü. PKK keşif sonrası 6 noktaya bomba yerleştirip aynı anda patlatarak katliam yapmak istedi. En yoğun günü seçtiler. İşte o patlayıcılar fotoğrafla da aktarıldı. Bedelini Bodrum ödeyecek. Kapanmadan bahsediliyor 17 günlük kapanma öncesinde. Bodrum taraflarına bir büyük bir göç başlamıştı. Dün de paylaşmıştık. Yine manşetlere yansıyan haberdi. Bedelini bu kez Bodrum ödeyecek diye gazetede yorumlayıp aktardı. Vatan Gazetesi de ortak zemin bulamadık dediği Cenevre zirvesini paylaştığı manşetinde İsviçre'nin Cenevre kentinde 5+1 gayri resmi Kıbrıs konferansının ardından açıklamalarda bulunan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres henüz yeterince ortak zemin bulamadık dedi. Cenevre'deki 5+1 konferansında bir anlaşma sağlanamadı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Rum kesimiyle garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan, İngiltere'nin katılımıyla 5+1 gayri resmi Kıbrıs konferansının ardından Guterres'in yapmış olduğu açıklamalar bugün gazeteden aktarılıyor. Ve İstanbul'u kana bulayacaklardı. Haberi de yine ön sayfada. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na 5 kilogram patlayıcı bırakan şüphelilerin yakalanmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Sözcü gazetesi millet bu işe şaştı kaldı, aşı fiyaskosu dedi. Akşam mesaj attılar, BioNTech aşıda ikinci doz ertelendi dediler. Sabah geri adım attılar, randevulular ikinci dozu olabilir dediler. Yeni Şafak gazetesi de katliamın şahidi bu kitap dedi. Kıbrıs'ta oyunun kuralı değişti diye bir başka haberi de aktardı. Cenevre zirvesini paylaştığı haberinde. Hürriyet'e geçelim. Hürriyet gazetesi de Bodrum isyan etti dedi. Turistik ilçenin nüfusu 500 bini geçti göçten sonra, büyük göçten sonra. Ve Bodrum Belediye Başkanı'nın açıklaması var. Şu anda Bodrum'da kaos var. Caddeler ve sokaklar doldu diye paylaşılıyor. Sabah gazetesi de esnafa yeni bir nefes dedi. Başkan Erdoğan yeni destek paketini açıkladı. Esnafa 3 yıl geri ödemesiz, faizsiz 75 bin TL kredi. Cumhuriyet gazetesine bakalım. Cumhuriyet gazetesi de
yasak fermanı dedi. Alkol satışını engellemek için tekel bayilerine anayasaya aykırı tebligatname imzalatılıyor diye manşet haberini aktardı. Son gazetemiz Milliyet. Telaşlı kapanış dedi gazete. Koronavirüsle mücadele kapsamında 17 günlük tam kapanmayla birlikte telaşlı bir durum söz konusu. Otogarlar, yollar doldu, vatandaşlar marketlere hücum etti. Otoyolda bir kuyruk olduğu belirtiliyor. Bankalar açık diye de yine gazete aktardı. Cenevre'de sonuç yok diye de yine Cenevre zirvesini de ön sayfadan paylaşıyor gazete. Noktaladık. Rum kesiminden haberlerle devam. Güney Kıbrıs gazete manşetlerine bakalım. İlk gazetemiz Alitia gazetesi ve bugün paylaştığı haberinde pes etmeyeceğim. 2-3 ay içinde randevu başlığını kullanıyor manşet haberinde. Guterres'in açıklamaları var. Kıbrıs sorunu konusunun adeta solunum cihazına bağlı olduğuna değiniyor aktardığı haberinde. Detaylara bakalım. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in deveyi hendekten atlatabilmeyi başarabileceğine dair umuduyla yeni bir beşli görüşme olacağını duyurduğunu yazıyor gazete. Rum lider Nikos Anastasiadis'in Guterres'e övgüler yağdırdığını ve Cenevre'de yapılan beşli görüşmede sürecin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Kıbrıs Rum tarafınca başarılı bir şekilde yönetildiğini söylediğini aktarıyor. Fileleftheros gazetesine bakalım. Fırtına geride bırakıldı başlığını çektiği bugünkü manşet haberine bakıyoruz. Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması için ortak zemin bulunması yönündeki Birleşmiş Milletler çabalarının başarısızlığa uğramasının bir nebze de olsa önlendiğini ve en iyi durumda 3 ay sonra yeniden yapılması planlanan gayri resmi görüşmenin oldukça zor ve fırtınalı sularda geçeceğini aktarıyor. Bakalım Politis gazetesine aktaralım. Bugün manşetten verdiği haberinde Cenevre'deki görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlandığını ve ortak bir zemin bulunamadan perdenin kapandığını yazdı. Detaylara baktığımızda Cenevre'de ilerleme kaydedilmemesi nedeniyle Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in cesaretinin kırılmadığını yazıyor gazete. Guterres'in tüm tarafları sonbaharda yeni bir gayri resmi beşli görüşmeye davet ettiğini yazdı. Rum lider Anastasiadis'in genel sekreter Guterres'in konuları ele alma şeklinden ve icraatlarından memnuniyet duyduğunu belirttiğini de aktardı. Haravgi'ye geçtiğimizde ise gazete paylaştı. Bugün manşetten aktardığı haberine bakalım. Kalan tehlikelerle 2-3 ay içinde yeni çaba başlığını kullandı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs sorununun çözümü için iki devletli çözüm şeklini kabul etmeyerek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarına atıfta bulunduğuna değiniyor. Detaylardayız. Cenevre'de elde edilen sonuç hayal kırıklığına neden olsa da sürecin canlı tutulduğu. Ancak Güney Kıbrıs'ın sözde münhasır ekonomik bölgesi ve Maraş konusundaki tehlikelerin Güney Kıbrıs'ın başında halen sorun olmaya devam ettiği belirtiliyor. Gazete AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianou'nun yaptığı açıklamada AKEL'in Rum lider Nikos Anastasiadis'e sunmak üzere bu yeni durumun nasıl yönetileceğine dair bir öneri hazırlayacağını, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ise yaptığı açıklamada Birleşmiş Milletler'e ilk kez iki devletli çözüm şekliyle ilgili yazılı bir belge sunduklarını ve bunun görüşüldüğünü ifade ettiğini aktarıyor. Manşetleri noktaladık, saat başında devam. ...2019 yılında sizinle bir yola çıktık, birlikte büyüdük. Sizlerle birlikte paylaştık, paylaşıldık. Sizin beğenileriniz bizi biz yaptı. Sizinle dünyaya açılan kapı olduk. BRT Sosyal Medya sizin sesiniz, sizin emeğiniz oldu. Siz ürettiniz, biz sizin yanınızda olduk. Öz üretiminiz, öz üretimimiz oldu. BRT Sosyal Medya sizin en güzel zenginliğiniz oldu. Selamlar, Güzel Yurt Kalkanlı'dayız. Bu hafta Endorfin'de atlı spor var. İzleyin.
saat başında devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve heyeti Cenevre'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne döndü. Tatar Cenevre'de tarihi bir adım attıklarını belirterek Cenevre'deki çıkışımız dönüm noktasıdır dedi. Kıbrıs'ta adil, kalıcı, sürdürülebilir bir anlaşmanın ancak eşit koşullarda Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve statüsünün tanınmasıyla olabileceğini ifade etti. Kıbrıs Türk'ünün onay vermeyeceği bir anlaşmanın olamayacağını vurguladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve heyeti Cenevre'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne döndü. Cenevre dönüşü Ercan Havalimanı'nda açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta adil, kalıcı, sürdürülebilir bir anlaşmanın ancak eşit koşullarda olabileceğini söyledi. Eşitlik temeli sağlanmadan Kıbrıs'taki mevcut statikonun devamı ile bir anlaşmanın olamayacağını orada da ifade edildi. Ve hayretle Anastasiadis'in kendisinden ısrarla üzerinde durmamıza rağmen onların federal anlayışının, halkımızın da bunu dikkatine getirmek istiyorum. Kıbrıs şu anda mevcut cumhuriyetinin evrimleştirilerek bir anayasa değişikliğiyle Kıbrıs Federal Cumhuriyeti ve dolayısıyla Avrupa Birliği içerisinde bizlerin de onaya yama olmaktan başka bir olay olmadığını kendi kulaklarımla genel kurulda duydum. Dediğimiz şudur, eğer Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşma olacaksa ancak ve ancak bunun eşit koşullarda olabileceği, yani bizim ısrarla üzerinde durduğumuz eşitlik temeli dediğimiz egemen eşitliğimizin tanınması ve uluslararası eşit statümüzün kazandırılmasıyla ancak masada eşit bir statü sağlanacağı ve dolayısıyla eşitler arasında ve bir bakıma devletten devlete yapılacak görüşmelerde ancak Kıbrıs'ta adil kalıcı bir anlaşmanın sağlanabileceğini orada da ifade ettik. Kendi devletimizden vazgeçip ve Kıbrıs güya federal cumhuriyetine yama olmamızı kimse bizden bekleyemez. Çünkü bu onurlu biri olmaz ve gerçekten geleceğimiz için de fevkalade tehlikeli bir sürecin tekrar başlaması anlamında olur. Dolayısıyla bütün bunları da orada ifade etme fırsatı bulduk ve artık yeni bir sayfanın açılması, yeni bir siyasetin geliştirilmesi ve haliyle bizim attığımız adım. Çünkü Sayın Genel Sekreter'le çevrimci usulüyle daha önce yaptığım toplantıda toplantı daveti gelmeden önce söylemiştim. Federasyon temelinde bir anlaşma süreçlerinin tamamıyla tüketildiği, Türkiye Cumhuriyeti ile de tabii ki istişare içerisinde bu siyasetimi geliştirdik ve ben bunu söyleye söyleye açık açık net net hem kendilerine hem ilgili taraf ülkelere daveti aldıktan sonra tabii ki orada Cenevre'de bu görüşlerimi sunmak için oraya gidecektim. Nitekim biz bunu yapmış bulunmaktayız. Sanan Genel Sekreter'e de çok teşekkür ederim tabii sağladığı bu ortam için, bu davet için. Çünkü burada yeni fikirlerimizi ifade etmek, bunları bütün dünya kamuoyuna bunları anlatabilmek, bunları bütün dünyayla paylaşabilmek ve elbette hem genel sekreterlik hem taraf ülkeler, garantörler ve güvenlik konseyine kadar gidecek olan mesajları hem halkımız adına hem tabii ki Kıbrıs Türk halkının geleceği bakımından fevkalade önemli olan bütün bu süreci o şekilde orada dünya kamuoyuyla paylaşmış bulunmaktayız. Cumhurbaşkanı Tatar ortaya koydukları yeni fikirlerin dünya basınında yer bulduğunu, Kıbrıslı Türklerin neler yaşadığını anlattıklarını ve mağduriyeti dünya kamuoyuna duyurma fırsatı sunduklarını belirterek Doğu Akdeniz'de kalıcı bir çözüm sağlanması isteniyorsa Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi var olan gerçekleri kabul etmelidir. Rumlar ne derse desin Kıbrıs'ta iki ayrı devlet vardır dedi. Kıbrıs Türk halkı kendi egemenlik haklarıyla bu devletine sahip çıkmıştır. Özgürlüğüne, hürriyetine ve dolayısıyla kendi geleceğine self-determinasyon hakkını haykırarak bütün bu süreçleri yaşamış, hazmetmiş ve hakkıyla buralara gelmiş bir devletin gerçekten bahtiyar insanlarıyız. Benim derdim, benim davam elbette Kıbrıs Türk halkının haklarını, çıkarlarını, menfaatlerini ve gelecekte bu adada esenlik içerisinde, güvenlik içerisinde var olmanın mücadelesi ve bu mücadelenin gerçekleşmesinde tabii ki dünya kamuoyuna, dünyaya ilgili ülkelere ve taraflara seslenme fırsatını bulup bunları tarihin o tarihi sayfalarına not ettirmektir. Bizim Cenevre'de yaptığımız bu çıkış, orada ifade ettiklerimiz bir dönüm noktasıdır. Bir milattır, bir tarihtir. Çünkü Kıbrıs Türkler yaşadıklarıyla, fedakarlıklarıyla, özverileriyle, federal temelde bir anlaşma için son 50 senedir yaptıkları fedakarlıkla ve tükenmiş o süreçlerin artık önünün açılması
ve Kıbrıs'ta yeni bir anlaşmanın bir umut olabilmesi için bu adımın atılması gerekmekteydi. Masada iki eşit tarafın oturmaması halinde o masadan kalıcı bir anlaşma çıkmasının mümkün olmadığını vurgulayan Tatar, İngiltere'nin eski Dışişleri Bakanı Jack Straw'un da artık Kıbrıs'ta iki ayrı devletin tanınması gerektiğini ve tek taraflı olarak Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği'ne alınmasının yanlış olduğunu ifade ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, zirve toplantısında da bunları vurguladığının altını çizerek, ne Kıbrıs eski Kıbrıs ne de Doğu Akdeniz eski Doğu Akdeniz'dir. Bize yapmak istedikleri dayatmalarla bir çözümü dayatmak ve bizleri Kıbrıs Cumhuriyeti'ne yama etmektir dedi. Çünkü bu topraklarda gerçekten büyük fedakarlık yaptık. Şehitlerimiz vardır, çok büyük özverilerimiz vardır. Bir devlet kurduk, bu devleti bugünlere kadar getirdik. Türkiye ile bağlarımız vardır. Bu bağlar geleceğimiz için fevkalade önemlidir. Ve haliyle bunların yapılması bir bakıma günün sonunda analiz ettiğinizde Türkiye ile de var olan bağlarımızın kopartılması, böyle bir şeye Kıbrıs Türk'ünün evet diyeceğini hiç düşünmüyorum. Gerçekten başarılı bir toplantının sonrasında bunun mutluluğu içerisindeyim. Çünkü bir tarihi adım atılmıştır ve bütün dünyaya bir kez daha kendi davamızı, kendi haklımızı haykırma fırsatı bulduk. Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk tarafı olarak pozisyonlarının belli olduğunu söyleyerek bu pozisyondan geri adım atmalarının mümkün olmadığını kaydetti. Bir envoyun atılması, special envoy dedikleri ve dolayısıyla bir bakıma başka bir sürecin başlatılması. O süreçte müzakerelere giden, müzakerelere kapıyı açan bir yoldu. Orada da ifade edildi. Bizim onay vermeyeceğimiz bir anlaşma olamaz. Dolayısıyla o kadar önemli bir pozisyondayız. Çünkü burada iki halkın olduğu zaten bütün dünya tarafından kabul edilmektedir. Eşitliğimiz de bir bakıma kabul edilmektedir. Ama gel görelim ki o Kıbrıs Cumhuriyeti olarak, Avrupa Birliği'nin üyesi olarak yoluna devam ediyor. Biz bu tarafta bu pozisyonda. İşte mücadele bunu değiştirme mücadelesidir. Sayın Anastasiya, sen dedin 1 Nisan günü bu ülkede çıkıp ve dedin ki Kıbrıs bir Helen Adası'dır. Ve EOKA'nın 1 Nisan kuruluş yıl dönümünün 55. yılında ne dedin halkına? Kahramanlar ordusuydu. Bu kahramanlar ordusunun hiçbir zaman bağımsızlık mücadelesindeki hizmetlerimizi unutamayız, unutmayacağız demiştir Anastasiyas. Dolayısıyla bu zihniyetle Kıbrıs'ta Kıbrıs Türkleri mutlu edecek, Kıbrıslı Türklerin geleceğini gerçekten halkımız için, çoluk çocuğumuz için teminat altına alacak bir anlaşmayı biz bekleyemeyiz. Kıbrıs Türk halkı onurlu bir halktır. Kıbrıs Türk halkı mücadeleci bir halktır. Bu topraklarda bizim atalarımız yıllardır direniyor. Cumhurbaşkanı Tatar, Genel Sekreter Antonio Guterres'in iyi niyeti için teşekkür ettiğini ama ortak bir zemin bulunana kadar yeni bir görüşmenin mümkün olmadığını ifade ederek, eğer bir anlaşma isteniyorsa bizim söylediklerimiz dikkate alınmalıdır. Kıbrıs'ta iki ayrı eşit devlet ve iki ayrı eşit halk vardır. Ya anlaşma olacak ya da yolumuza devam edeceğiz dedi. Tatar, Kıbrıs Türk'ünün devletinden vazgeçmesi ve Kıbrıs Federal Devleti'ne yama olmasının asla kabul edilmeyeceğini de vurguladı. Şerefli bir halk olarak diyoruz ki bizim zeminimiz bizim devletimizdir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Zemin budur. Bu zeminden hiçbir zaman vazgeçemeyiz. Vazgeçmeyeceğimize göre bunun realitenin kabul görmesi lazım. Genel Sekreter de ifade etmiştir. Bottom up dediğinde kabul ediyor. Yani iki ayrı egemen halk olduğunu. Şimdi işte bizim mücadelemiz bunun tescilidir, bunun kabulüdür. Bunun bir şeyler tarafından kayda geçirilmesidir ki o statü yakaladıktan sonra müzakere masasında daha onurlu bir şekilde bu mücadeleyi verelim. Çünkü orada nedir? Onu kazandığımızda mücadele müzakere masasında Rum bize bazı şeyleri dayatamayacak. Çünkü müzakerelerde bir başarı çıkmazsa biz devletimiz olarak yolumuza devam edeceğiz. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 5+1 Birleşmiş Milletler toplantısının tamamlanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında tarafların pozisyonları arasındaki farklılık nedeniyle bir müzakere sürecinin başlaması için zemin oluşmadığını söyledi. Guterres, çabalarının sona ermediğini, yeni bir gayri resmi 5+1 toplantı için taraflarla temas içerisinde olacaklarını söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cenevre'de taraflarla yaptığı toplantı sonrasında Birleşmiş Milletler binasında basın toplantısı düzenledi. Guterres burada yaptığı açıklamada, 3 gün süren toplantılarda tarafların ortaya koyduğu pozisyonları özetledi. Kıbrıs Türk tarafının iki devletli çözüm yönünde 6 maddelik bir öneri sunduğunu ve bu çerçevede müzakerelere dahil olabileceğini ifade ettiğini söyleyen Guterres,
Rum tarafınınsa müzakerelere Crans-Montana'da kalındığı yerden devam yönünde bir tutum ortaya koyduğunu kaydetti. Guterres, ortak zemin için çok uğraş verdik ancak resmi müzakerelere geçebilmek için ortak zemin bulamadık dedi. Genel sekreter pes etmediğini, pozitif sonuçlar almak için devam edeceğini, bu çerçevede de yeni bir 5+1 gayri resmi toplantı için çaba harcayacaklarını vurguladı. Guterres bir soru üzerine bir sonraki 5+1 toplantı için taraflarla istişare edeceklerini ve en iyi ortamı yakalamayı umduklarını da söyledi. Başka bir soruya da yanıt veren genel sekreter Guterres tamamlanan 5+1 toplantının hedefine ulaştığını, amacının tüm tarafların pozisyonlarını ortaya koyması olduğunu belirterek ortaya çıkan sonuçları ve farklı görüşleri Güvenlik Konseyi'ne bildireceğini ifade etti. Guterres yeni toplantının 2-3 ay içinde yapılmasını öngörüyoruz dedi. Yeniden Cenevre'deyiz. Kıbrıs konferansı sonrası Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ortak basın açıklaması yaparak 27 Nisan'da başlayan süreci değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Tatar ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarına bakalım şimdi de. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Cenevre'deki Kıbrıs konferansının tamamlanmasının ardından ortak basın açıklaması yaptı. Toplantıda ilk sözü alan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni bir siyaset olarak tanımladığı egemen eşitliğe dayalı iki devletli modelin bu toplantıda ilgili taraflara duyurulduğunu söyleyerek, bu topraklarda artık bir takım yeniliklerin gelmesi gerektiğini söylediklerini ifade etti. Artık masada bir anlaşmanın sağlanabilmesi için egemen eşitliğimizin ve eşit kimliğimizin tanınması gerektiğini söyledik diyen Cumhurbaşkanı şöyle konuştu. Karşı taraf Kıbrıs Cumhuriyeti. Biz bu tarafta toplum lideri ve masadan kalktığında o Kıbrıs Cumhuriyeti olarak yoluna devam eder. Biz bu tarafta izolasyonlar ve kısıtlamalar altında yine mağdur taraf olarak devam ettiğimiz sürece hiçbir zaman karşı tarafın bizimle eşit statüde ne ülkenin yönetimini ne zenginliklerini paylaşma niyeti olmayacağını, bunları çeşitli defalar tecrübe ettiğimizi, bu oyunun kurallarının artık değişmesi gerektiğini de ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, bunun olmaması durumunda sürecin adaletli bir şekilde ilerlemeyeceğinin altını çizdi. Hiçbir zaman adaletli dengeli bir anlaşmanın olabileceğini düşünmüyoruz şeklinde ifadelerimin sonucunda elbette sunduğum öneriler ve bunların değerlendirilmesi gerektiğini kendilerine ifade ettim. Ama şu anda gelinen pozisyonda evet bizim burada sormamız gereken ortak bir zemin var mı yok mu? Çünkü toplantının esas amacı ortak zemin var mı yok mu? Ortak zemin varsa resmi görüşmelerine geçilebileceğini, eğer ortak bir zemin yoksa yine aynı araçların devam edebileceği ama special envoy veya meseleyi farklı bir müzakere sürecine daha işin esasında ve özünde bir anlaşmaya varmadan bir müzakere sürecine geçiliyor gibi bir algının yaratılmasını da bizlerin tabii ki olumlu bulmadığını, dolayısıyla öyle bir sürece onay vermeyeceğimizi de söyledik. Tatar konuşmasında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holloot'a teşekkürlerini de ileterek bu toplantının onların gayretleri sayesinde gerçekleştiğini ve tüm bunların dünyaya anlatılabildiğini söyledi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da toplantının amacının yeni bir müzakere için ortak bir zemin arayışı olduğunu ifade etti. Bu çerçevede BM Genel Sekreteri, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı anlayışıyla, dolayısıyla yeni fikirlerle tarafları bu toplantıya çağırmıştı. Toplantıda Sayın Cumhurbaşkanı Tatar, egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüm vizyonunu güçlü bir şekilde dile getirdi. Tarihi bir konuşma yaptı. Önerisini yazılı olarak da tüm taraflarla paylaştı. Biz de Türkiye Cumhuriyeti olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu önerisine tam destek verdik. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın masada kararlı bir duruş gösterdiğini söyleyen Çavuşoğlu, Tatar'a sergilediği kararlı duruş için teşekkür ederek, toplantılarda Rum tarafının hakimiyetçi zihniyeti sonucunda haksız ve hukuksuz bir şekilde adanın tek temsilcisi olduğu izlenimini izah ettiklerini anlattı.
Kıbrıs Türk tarafına eşit statü tanınırsa yeni bir sürecin başlatılabileceği vurgusunu yapan Çavuşoğlu, yeni müzakere sürecinin iki toplum, iki devlet arasında olması gerektiğini söyledik. Görüşmelerde Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri takılmış plak gibi eski söylemlerini tekrarladı dedi. Güney Kıbrıs'ın Kıbrıslı Türklerin egemenliğine karşı çıktığını ve bunu Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'e de ilettiğini anlatan Çavuşoğlu, toplantılarda Rum tarafındaki samimiyetsiz tavırlarını ortaya konduğunu söyledi. Egemen eşitliğe karşı çıktı. Hatta bırakın devlet olarak egemen eşitliği, Kıbrıs Türklerinin toplum olarak bile egemen eşitliği olmayacağını söyledi. Ve bu anlamda Genel Sekreter Guterres'in önerilerini de reddetti. Ve kabul etmeyeceğini Genel Sekreter'in yüzüne söyledi. Crans-Montana'dan kaldığımız yerden devam etme arzusunun da samimi olmadığını daha sonra soru cevaplarda da görme imkanı bulduk. Ve Crans-Montana'da masayı devirenin kendisi olduğunu sanırım unutmaya ve unutturmaya çalıştı ama biz tekrar bunu hatırlattık. Herkese, kendisine de hatırlattık. Ve o toplantıda, toplantıya gelmeden önce verdiği belgelerin de fotokopisini önce inkar etmeye kalktı. Önüne koyduğumuz zaman da ne yapacağını şaşırdığını gördük. Yani samimiyetsizliklerini yüzlerine vurmak bizim görevimizdi. Geçmişte neler olduğunu, neler yaşandığını bilen bir arkadaşınız olarak gerekeni de yaptığımızı söylemek isteriz. Federasyon teklifinin 2017'de son bulduğunu da anımsatan Çavuşoğlu, hem ben hem de Sayın Tatar federasyon defterini 2017'de kapattığımızı hatırlattık diyerek Rum lider Anastasiades'in gündemi değiştirmek istediğini de kaydetti. Çavuşoğlu, Güney Kıbrıs'ın Maraş ve Erçan Havalimanı'nın Birleşmiş Milletler'e Galsimosa Limanı'nın da Avrupa Birliği kontrolüne verilmesini istediğini de anlatarak, hidrokarbon meselesinde ise gelir paylaşımının önemli olduğunu ve Güney'in bu konuda da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türküyle hidrokarbon gelirlerini paylaşmak istemediğini açıkça belirttiğini dile getirdi. Bu süreçte Yunanistan'ın tavrını da değerlendiren Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Birleşmiş Milletler kararlarının arkasına saklandığını ve 50 yıldır sonuç görmeyen federasyon modelini savunmaya devam ettiğini belirtti. Cenevre görüşmelerinin müzakere için zemin bulunup bulunamayacağı noktasında yapılan görüşme olduğunun da altını çizen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Genel Sekreter orta yol bulunabilir mi diye zemin yokladı. Toplantıda ortak bir zemin bulunamadı. Bunun üzerine Genel Sekreter birkaç ay daha zemin yoklamaya devam etmek istediğini söyledi. Biz de bu kararını destekledik. Önümüzdeki süreçte sağlam duruşumuzu devam ettireceğiz dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüm vizyonu ve önerisine destek olmaya devam edeceklerini de vurgulayan Çavuşoğlu, Cenevre toplantısının 58 yıllık Kıbrıs meselesinde tarihi bir dönüm noktası olduğunu, Türk tarafının egemen eşitliği kayıtlara geçirdiğini söyledi. Çavuşoğlu, bu aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenlik mücadelesidir. Bu mücadelede Türkiye, Kıbrıs Türklerin yanında olmaya devam edecektir, dedi. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiades de Cenevre'deki görüşmelerin tamamlanmasının ardından bir basın toplantısı düzenledi. Yeni oldu bittilerden kaçınılması gerektiğini söyleyen Anastasiades, federasyon için aynı tutarlılıkla çalışacaklarını kaydetti. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiades, Kıbrıs sorunuyla ilgili Cenevre'de gerçekleştirilen 5+1 formatındaki gayri resmi görüşmelerin tamamlanmasının ardından basın toplantısı düzenleyerek değerlendirmelerde bulundu. Yeni oldu bittilerden kaçınılması gerektiğini söyleyen Anastasiades, Kıbrıs'ı iki kesimli, iki toplumlu bir federasyon temelinde yeniden birleştirecek bir çözüm bulunması için aynı tutarlılıkla çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Türk tarafının Cenevre'deki tutumuyla Birleşmiş Milletler'in çözüm çabalarını ve parametrelerini ihlal ettiğini savunan Anastasiades, Türk tarafının her türlü müzakerede egemenlik haklarının tanınmasına odaklanılmasında ısrar ettiğini belirtti. Rum haber kaynaklarına göre, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile Rum tarafının Cenevre'de durumu başarılı bir şekilde yönettiklerini söyleyen Anastasiades, yeni oldu bittilerden kaçınılması uyarısında bulundu. Anastasiades, Türkiye'nin karada veya denizde yeni meydan okumalarda bulunması halinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin ilan ettiği yeni çabaya katılmayacaklarını söyledi.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin kusursuz bir tutum sergilemesinden duyduğu memnuniyeti de dile getiren Anastasiades, Guterres'in Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye'nin arzu ettiği çözümün Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği tarafından kabul edilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığı hususunda Kıbrıs Türk toplumu ve Türkiye'ye yönelik net olduğunu savundu. Garantör ülkelerin üçüncüsü olan İngiltere'nin Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Cenevre'deki gayri resmi 5+ BM Kıbrıs toplantısının sona ermesinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Raab, henüz ortak zemin yok ancak tarafların yakın zamanda görüşme taahhüdünü memnuniyetle karşılıyoruz dedi. İngiltere'nin Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Cenevre'de 3 gün süren gayri resmi 5+ BM Kıbrıs toplantısının sonunda taraflar arasında henüz ortak zemin bulunamadığını ancak tarafların yakın zamanda tekrardan görüşme taahhüdü vermelerini memnuniyetle karşıladığını söyledi. Twitter hesabından açıklama yapan Raab şu ifadelere yer verdi. Bu haftaki gayri resmi Kıbrıs çözüm toplantıları sonlandı. Resmi müzakerelerin başlamasını sağlayacak ortak zemin henüz yok. Ancak tüm tarafların yakın zamanda tekrardan bir araya gelme taahhüdünü memnuniyetle karşılıyoruz. Birleşik Krallık, adil ve nihai bir çözüm bulunması çabalarında tüm taraflarla birlikte çalışmaya devam edecektir. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kıbrıs toplantısında Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tavrı nedeniyle ortak zemin bulunamadığını iddia etti. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, 5+1 formatında düzenlenen gayri resmi Kıbrıs konulu konferansta Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin takındığı tavır nedeniyle ortak zemin bulunamadığını öne sürdü. Dendias Twitter'dan yaptığı paylaşımda Birleşmiş Milletler öncülüğünde garantör ülkelerin de katılımıyla 5+1 formatındaki gayri resmi Kıbrıs konulu konferansın ardından değerlendirmelerde bulundu. Kıbrıs meselesinin çözümü için müzakerelerin başlamasını hedefleyen görüşmelere Kıbrıs Rum kesimiyle yapıcı tutumla katıldıklarını savunan Dendias, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin izledikleri tavır nedeniyle bu temaslarda ortak zeminin oluşturulamadığını iddia etti. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs'ta iki devletli çözümü her alanda savunmaya devam edeceklerini vurguladı. Oktay, Rum kesimi çözümsüzlükten yana tutumundan ve imkansızı diretmekten vazgeçmediğini de vurguladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cenevre'deki Kıbrıs görüşmelerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Oktay, Kıbrıs'ta iki devletli çözümü her alanda savunmaya devam edeceklerini vurguladı. Oktay paylaşımda, Cenevre'de Rum kesimi çözümsüzlükten yana tutumundan ve imkansızı diretmekten vazgeçmiş değil, tüketilmiş çabalara ve tek taraflı yaklaşımlara karşı tüm bölge için barış ve istikrar anlamına gelecek egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözümü her alanda savunmaya devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı ve egemenliği konusunda taviz vermeyecek, haklı mücadelesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti ve Kıbrıs Türk halkıyla omuz omuza olmaya sürdüreceğiz dedi. Başbakan Ersan Saner, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile telefonda görüştü. Görüşmede Cenevre'deki Kıbrıs görüşmeleriyle Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü'nün uygulanması üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu. Başbakan Saner, protokol kapsamında Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bütçesine gereken katkının sağlandığını vurguladı. Başbakan Ersan Saner, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile telefon görüşmesi yaptı. Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre görüşmede Cenevre'deki Kıbrıs görüşmeleri, Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İktisadi ve Mali İşbirliği protokolünün uygulanması üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu. Başbakan Saner, görüşmeyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile çok yararlı bir görüşme yaptıklarını ifade etti. Saner, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin COVID-19 salgınını başarılı bir şekilde geride bırakması, yaşanan ekonomik sıkıntıların aşılması ve egemen, bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda hak ettiği yeri alması için tam destek verdiğini vurguladı.
bunu sorgulamak veya bu konuda bazı belirsizlikler yaratmanın doğru olmadığına da işaret eden Saner, Sayın Oktay'la benim imza koyduğumuz geçtiğimiz hafta içinde Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2021 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması belirlediğimiz ortak hedefler doğrultusunda uygulanacak ve mutlaka ülkemiz için yararlı sonuçlar ortaya çıkacaktır vurgusu yaptı. Protokol kapsamında Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bütçesine gereken katkının sağlandığına işaret eden Başbakan, ayrıca yine bu protokol kapsamında bulunan altyapılarımızla ilgili çalışmalar da devam etmektedir dedi. Saner, anavatan Türkiye'nin desteğiyle Mayıs ayından itibaren altyapı çalışmalarının başlayacağını ve ülkenin kısa sürede adeta bir şantiyeye döneceğini ifade ederek, önümüzdeki günlerde ise protokolün uygulanması ve çalışmaların ivme kazanması için gerekenlerin mutlaka yapılacağını da vurguladı. Ankara'ya çeviriyoruz kameraları ve BRT Ankara muhabiri arkadaşımız Bülent Göksan'ı görüyorum şu an görüntüde. Bize Türkiye'nin başkenti Ankara'dan gelişmeleri aktaracak, Ankara'nın nabzını tutacak. Bakalım neler paylaşır. Günaydın Bülent, sendeyiz. Günaydınlardan, kolay gelsin. Ankara'da bu hafta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en önemli hassas dış politika konularından belki de birinci sırada yer alan Kıbrıs konusu çok önemli bir yer tuttu ve bu konuda çok önemli toplantılar yapıldı. Neydi bu toplantı? Cenevre'de düzenlenen Kıbrıs'taki Türk ve Rum tarafların yanı sıra garantör ülkeler Türkiye, İngiltere ve Yunanistan'ın ve Birleşmiş Milletler'in katılımıyla düzenlenen 5+ bir Birleşmiş Milletler gayri resmi Kıbrıs konferansı toplantısı öncesi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Ankara'da çok önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Müzakere heyetiyle birlikte Ankara'ya gelen Cumhurbaşkanı Tatar, öncelikle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 1 saat süren basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Son dönemin Kıbrıs konusunda en önemli zirvelerinden birisi olan görüşmenin ardından BRT'ye değerlendirme yapan Cumhurbaşkanı Tatar, Cenevre öncesi enine boyuna bir değerlendirme yaptıklarını, yeni tezlerini yeniden değerlendirme fırsatı bulduklarını, Erdoğan'ın da çalışmalarını yerinde bularak federasyon temelinde bir anlaşma temelinin gerçekten yoksun olduğunu, daha önce defalarca denenip sonuç alınamadığını, Rumların Kıbrıslı Türklerle paylaşım niyetinde olmadığı konusunda hemfikir olduklarını söyledi Başkan Tatar. Devletten devlete bir görüşme süreci olması gerektiğini değerlendirdiklerini aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, resmi müzakereye geçilecekse BM Güvenlik Konseyi tarafından iki eşit egemen devletin eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesi gerektiğini, aksi takdirde bir başarının çıkmayacağı konusunda hemfikir olduklarını aktardı Cumhurbaşkanı Tatar. Zaten dün de görüşmeler bitmiş oldu Cenevre'de. Türkiye Cumhurbaşkanlığı kabinesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında külliyede toplantı gerçekleştirdi. Her zaman olduğu gibi toplantı sonrası kamuoyuna açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Kabine toplantısı öncesi Cumhurbaşkanı Tatar'ı misafir ettiklerini, ikili işbirliği konularının yanı sıra Cenevre'deki 5+1 toplantısını ele aldıklarını, Kıbrıs'ı çözümsüzlüğe mahkum etmek isteyen Kıbrıs Türk'ü kardeşlerini ambargolarla yıldırmaya çalışan zihniyete müsamaha göstermeyeceklerine vurgu yapan Başkan Erdoğan, toplantının sonucu ne olursa olsun Kıbrıs Türk'ü kardeşlerinin yanında durmaya devam edeceklerini ifade etti. Çok net bir şekilde bunu söylemiş oldu Erdoğan. Uzunca bir süreden beri hepimizin maalesef muzdarip olduğu koronavirüs salgını ile ilgili olarak da kabine toplantısında son gelişmeler enine boyuna değerlendirildi. Erdoğan bu konuyla ilgili olarak da bayram sonrasına kadar sürecek olan ve tam kapanma diye değerlendirilen yeni tedbirleri açıkladı. Alınan tedbirlere bakacak olursak dün akşam 29 Nisan'dan akşam 19'da başlayıp 17 Nisan pazartesi saat 05'e kadar sürecek olan tam kapanmaya geçildi. Bu tarihler arasında tam kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacak. İçişleri Bakanlığı da bu konuda genelge yayınladı. Bu genelgeye baktığımız zaman üretim, imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi
alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verdi. Yeme içme sektöründe sadece paket servis hizmeti yapılacak ve büyük zincir marketler pazar günü tam kapalı şekilde olacak. Bu şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçlarının %50 kapasiteyle çalışabilecekler. Önceki uygulamadan farklı olarak konaklama tesislerindeki rezervasyonlar sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecek. Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek ve tüm sınavlar ertelenecek. İhtiyaçların karşılanması için sokağa çıkamayan yaşlı veya ağır hasta olan vatandaşlar için de Vefa sosyal destek ekiplerinden yardım istenebilecek. Erdoğan, Türkiye bakımından çok önemli olan bu sürecin hedeflediğimiz amaçları verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak. Tedbirlerin istismarına kesinlikle izin verilmeyecektir. İnşallah bu fedakarlıklarımızın karşılıklarını bayram sonrası hep birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu müreffeh günlere ulaşarak alacağız şeklinde konuştu. Koronavirüs gündemiyle devam edecek olursak, Türkiye Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca günlük açıklamalarına devam edip kamuoyunu aydınlatmaya devam ediyor. Bu meyanda çok yakında Sputnik V aşısının, Rus aşısının da devreye gireceğini ifade etti Bakan Koca. Aşı programının Ramazan ayında planlanan şekilde devam ettiğini hatırlatan Koca şu bilgileri verdi. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte aşı olmayı erteleyen vatandaşlarımızın sayısı artmıştı. Ancak iftardan sonra da aşı olunabilmesi vatandaşlarımızın aşı randevularını erkenden alarak aşı olmalarını temin etti. Aşı tedarikiyle ilgili olarak daha önce paylaştığım bilgilerde elimizdeki en iyi tedarik şartlarını en hızlı şekilde milletimizin hizmetine sunma gayretindeyiz demiştim. İki aşı türü şu an aktif olarak kullanılmakta ve bunların sayısını artırmaya yönelik çalışmalar da devam etmektedir dedi Bakan Koca. Yerli inaktif COVID-19 aşısının da Mayıs'ta faz 3 aşamasına geçeceğini belirterek, yerli aşının yerli güç ve güven demek olduğunu da dile getirerek Bakan Koca, yerli aşılarımızdan insan denemelerine ilk başlayan inaktif aşı adayımız faz 2 çalışmasını tamamlamak üzere son gönüllülerin aşılanması yapılmış ve Mayıs ayı içinde son adım olan faz 3 aşamasına geçecektir dedi. Bakan Koca günlük koronavirüs, haftalık koronavirüs bilgilerinde paylaştı. 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarında en çok artış ve en çok azalış gösteren illeri de açıkladı Bakan Koca. En çok vaka artışı olan iller Zonguldak, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun olarak açıklandı. En az vaka olan illerde Yalova, Kastamonu, Çanakkale, Samsun ve Yozgat. Burada Samsun'a dikkati çekmek isterim. Samsun bir dönem koronavirüs salgınında vaka sayısı olarak hep birinci sıradaydı. Şu anda en az vaka olan iller arasında görünüyor. Bakan Koca'nın Sputnik V aşısının kullanmaya başlamasının söylemesinin ardından Rusya doğrudan yatırım fonu ve ilaç firması, Viskoran ilaç firması Sputnik V aşısının Türkiye'de üretilmesi için anlaşmaya varıldığını söyledi. Anlaşma ile ilgili olarak ilaç firmasına yapılan açıklamada Rusya doğrudan yatırım fonu ve Viskoran ilaçın yeni tip koronavirüs salgınına karşı dünyada ilk tescil edilmiş aşı olan Sputnik V aşısının Türkiye'de üretim için işbirliği yapmaya karar verdiği belirtildi. Şirketin Sputnik V aşısının yerelleştirilmesi için gerekli çalışmaları yürüttüğü ve gelecek aylarda ülkedeki çeşitli tesislerde üretime başlamayı hedefledikleri aktarılan açıklamada, Viskoran ilaç ile Rus doğrudan yatırım fonu ile olan sözleşmenin bir parçası olarak sektöründe lider ve diğer ilaç üreticileriyle ortaklık tesis etme konusunda destek sağlamaktadır. Teknoloji transferi şu anda ilaç şirketiyle sonuçlandırma aşamasındayken genel kapasitenin artırılması için diğer iki üretim tesisiyle görüşmeler halen sürmektedir ifadelerini kullandı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dış politikada her yıl 24 Nisan'da bir sıkıntılı süreç bekliyor. Bu da 1915 olaylarına ilişkin Amerikan başkanlarının nasıl ifade kullanacakları konusu.
Bu sene ABD'nin yeni seçilen başkanı Joe Biden 24 Nisan 1915 olaylarına ilişkin geleneksel diye tabir edebileceğimiz bir açıklamada bulundu. Açıklamasında her yıl bugün Osmanlı dönemindeki Ermeni soykırımında ölenleri hatırlıyoruz ve böyle bir zulmün bir daha yaşanmaması için tahammülümüzü yeniliyoruz. Biz nefretin tüm şekillerinin çürütücü etkilerine karşı güçlü duruşumuzu sürdürüyoruz dedi Başkan Biden. Biden'dan önceki iki başkan Donald Trump ve Barack Obama göreve geldikten sonra bu konuyla ilişkin yaptıkları açıklamaları soykırım ifadesi yerine büyük felaket ifadelerini kullanıyorlardı. Tabii ki bu açıklamanın ardından Ankara'dan çok sert tepkiler geldi. Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Biden'ın soykırım ifadesini kullanmasını eleştirerek ABD Başkanı Biden bir asırdan daha uzun süre önce yaşanmış acı olaylarla ilgili mesnetsiz, haksız, hakikatlere aykırı ifadeler kullanmıştır dedi. Türkiye olarak tarihte yaşanan acıların yarıştırılması gibi bir anlayışı kesinlikle insani bulmuyoruz açıklamasında bulunan Erdoğan. Tarihteki olayların araştırılması ve hakikatlerin ortaya çıkartılması bu işin erbabına yani tarihçilere bırakılmalıdır, siyasetçilere değil. Yıllardır dile getirilen Ermeni iddiaları konusunda ortak bir tarih komisyonu kurulması teklifimize hala bir cevap alamadık ifadelerini kullandı Başkan Erdoğan. Bütün gerçekler ortadayken kalkıp da Türkiye, Türk milletine soykırım yaftasını yapıştıramazsınız. Ermeni iddialarıyla ilgili ortada herhangi bir somut delil olmadığı gibi uluslararası mahkeme kararı da mevcut değildir ifadesini kullanan Erdoğan. Eğer soykırım diyorsanız şöyle kendinizi aynaya bakıp bir değerlendirmeniz lazım diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'a da bir mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında etnik kökeni, dini, dili, ırkı, rengi fark etmeden hepimizin insanlık aleminin fertleri olduğunu, bu topraklarda asırlardır barış içinde hep birlikte yaşadıklarını, ay yıldızlı al bayrağımızın gölgesinde huzur bulduklarını, Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit, özgür ve onurlu vatandaşları olmanın hepimiz için gurur kaynağı olduğunu söyledi Erdoğan. Bu gelişmeler yaşanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden ile Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkanı Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-ABD ilişkileri ve bölgesel meseleler ele alındı ve Haziran ayında yapılacak NATO zirvesinde iki lider görüşme kararı aldılar. Biden'ın Erdoğan'la ikili ilişkileri geliştirme isteğini ilettiğini, işbirliğinin geliştirilerek anlaşmazlıkların etkili yönetim ve yapıcı ikili ilişki vurgusu yaptığı da açıklandı. Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik olarak Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarını başlattı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezinde operasyonlara katılan birlik komutanlarıyla video konferansla görüşerek operasyonlara ilişkin talimatlarını verdi. Akar burada bir açıklamada bulundu ve şunları söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 84 milyon vatandaşın güvenliği için Fethullahçı terör örgütü, PKK, YPG ve DAEŞ gibi terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürdüğünü, bu kapsamda Irak'ın kuzeyinde PKK-KCK'ya karşı operasyonların artan bir şiddet ve tempoda aralıksız devam ettiğini belirterek Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bu terör örgütlerine bugüne kadar icra edilen başarılı operasyonların neticesinde ağır kayıplar verdirildiğini ifade etti. Operasyonlar sırasında maalesef 3 asker, 1 teğmen, 1 uzman onbaşı ve 1 sözleşmelerde maalesef şehit oldu. Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı 2 gün süren Ankara temaslarında dün BRT'ye değerlendirdi. Arıklı ilk olarak İstanbul'da iş dünyasıyla bir araya geldiklerini, güvercinlikte kurulacak olan sanayi bölgesiyle ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını kaydeden Arıklı, Ankara'da ise Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile çok önemli bir görüşme yaptığını, yürütülen projeler ile ilgili görüştüklerini ifade etti. Oktay'ın bu konuda kendilerine tam destek verdiğini söyleyen Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Mehmet Muş'la da 3 Haziran'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılacak toplantı
öncesi Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ekonomik entegrasyonun parametrelerini konuştuklarını belirtti. Büyük ölçüde gümrük duvarlarının tamamen ortadan kaldırılması şartlarını müzakere edeceklerini ifade eden Bakan Arıklı, Enerji Bakanı Fatih Dönmez'le de enerji alanı işbirliği protokolü imzalayarak çok önemli gelişmelere sahne olacak çalışmalar içerisinde olduklarını da sözlerine ekledi. Evet Nardem, bu haftalık Ankara gündeminden aktaracaklarım bunlar. Sözü sana bırakıyorum. Teşekkür ediyoruz Bülent paylaştığın bilgiler için. Biz ayrılan sürenin sonundayız. Haftayı da noktalıyoruz. Herkese önce sağlıklı, sonra keyifli, mutlu bir hafta sonu dileyerek ayrılalım. Bizden sonra spor ve gündem artı var. Yayınımız öyle devam edecek. Yeni haftada görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 5 Haziran'da yapılacak olan genel kurulda başkan adayı olacağını açıklayan Tekin Birinci resmi adaylık başvurusunu yaptı. Tekin Birinci ve yönetim kurulunda görev alacak olanlar bu Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'na giderek resmi adaylık başvurusunu Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yöneticisi Enver Batur Alp'e yaptılar. Ertuğrul'un başkan adaylığı için başvuru yapmasından sonra Tekin Birinci'nin de resmi adaylık başvurusuyla birlikte Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkan adayı sayısı 2'ye çıktı. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tüzüğü gereği üst liglerde Süper Lig, birincilik yer alan kulüplerle bölgesel terfi müsabakaları liglerine kayıtlı kulüplerin kendi aralarında seçtikleri bir temsilcinin önerisiyle aday olunabilen başkanlık için birinci BTM kulübü Karadeniz 61 önerdi. Tüzüğe uygun olup olmadığı sorgulanan bu durumla ilgili olarak konuşan Tekin Birinci, başvurusunu yapmadan önce söz konusu konuda sıkıntı yaşanması halinde son başvuru tarihi olan 4 Mayıs'tan önce bir Süper Lig kulübünün önerisini federasyona ulaştıracağını aktardı. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Avukat Enver Baturalp başvurusu esnasında önerinin BTM kulüplerinin temsilcisi tarafından yapılabileceğini birinciye aktardı. Birinci ise son başvuru tarihinden önce bir Süper Lig kulübünden öneri yazısını Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'na ileteceğini belirtti. 4 yıllık görev süresi olan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanlığı için Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu üyeleri başkanlık için aday gösterebiliyor. Süper Lig 16, Birinci Lig 16 ve BTM kulüplerinin belirlediği bir temsilciyle toplam 33 oy kullanılabilen genel kurulda tüzük gereği bu 33 temsilcinin bir tanesi başkanlık için aday gösterebiliyor. 5 Haziran'da yapılacak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu olağan seçimli genel kurulunda aday olabilmek için son başvuru tarihinin 4 Mayıs olduğu daha önce açıklanmıştı. Mevcut başkan Hasan Sertoğlu hafta başında resmi adaylığını açıklarken kendisine küçük kaymaklı önermişti. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Paris Saint-Germain'i deplasmanda 2-1 yenen Manchester City revanş için büyük avantaj elde etti. PSG mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Görev aldığı son 12 Şampiyonlar Ligi maçında 5 kez ağları sarsan Paris Saint-Germain'in Brezilyalı savunma oyuncusu Marquinhos, üst üste en az 2 organizasyonda çeyrek ve yarı finallerde gol atan Cristiano Ronaldo ve Antonio Griezmann'ın ardından 3. oyuncu olarak tarihe geçti. Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Real Madrid sahasında Chelsea ile 1-1 berabere kalmıştı. Müsabakaların rövanşları 4-5 Mayıs'ta oynanacak. 29 Mayıs'ta oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak. Merve Çelebi'nin de yer aldığı Türkiye Kadın Plaj Voleybol Milli Takımı Tokyo Olimpiyat Oyunları kıta elemeleri ikinci tur hazırlıklarını sürdürüyor. Antalya kampını tamamlayan takım 6-9 Mayıs tarihlerinde yer alacak olimpiyat kıta elemelerine ev sahipliği yapacak İzmir'e gitti. Ekip organizasyon öncesi çalışmalarına burada devam edecek. Türkiye milli takım sporcumuz Merve Çelebi, Bahar Gökalp, Dilara Gedikoğlu ve Selin Yurtsever'den oluşuyor.
Beretespor'un olimpiyat hazırlıklarıyla ilgili sorularını yanıtlayan Merve Çelebi, iyi ve yoğun geçen Antalya kampı sonrasında çalışmalarımızı İzmir'de sürdüreceğiz. Önümüzde kısa bir süre kaldı. Bu zamanı en iyi şekilde değerlendirip olimpiyat yolunda bir adım daha yaklaşmak amacındayız şeklinde konuştu.